İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ve tabii öncelikle hayırlı Ramazanlar olsun. Ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun, mübarek olsun. O tebriğimizi yapalım. Efendim bu akşam doğrusunu söylemek gerekirse hiç de meraklısı değiliz ama bir türlü kurtulamıyoruz. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinin, gerçi bundan 80 yıl önce, 70 yıl önce, 75 yıl oluyor. Elimize mi yapışır dedik, yapıştı. Hala şimdi artık yeni konularımız var. Yeni bir Washington'da yeni bahar. S-400'ü ne yapacağız? F-35'leri alabilir miyiz artık? Artık bunun üzerine pozitif gündem, beyaz sayfa vesaire vesaire iyice yükselmiş durumda. Buna ilişkin haberleri de zaten sizinle biraz sonra tartışırken bu konuyu tekrardan konuşacağız. Bunun Amerikan seçimleriyle, Türk seçimleriyle rabıtasını da ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bakalım hocalarımız ne diyecek. Bunun dışında en önemli konu efendim Ankara'daki güvenlik zirvesiydi. Bu bir tabii Irak'a yönelik bir süredir devam eden siyasi iradenin özellikle gerçekleşen bir dizi yurt dışı seyahatin ardından en somut göstergesi olarak Ankara'dan dünyaya yansıdı. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Misbah Teşkilatı Başkanı'nın üçlü bir fotoğraf karesi. Bu bize ne söylüyor? Bunu irdeleyeceğiz. Çünkü hemen arkasından da Irak'ta bir güvenlik toplantısı yapıldı. Irak tarafının da içinde bulunduğu. Bunları da katarak bir ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? Yani nereye gidiyoruz sorusu önemli. Onu incelemeye gayret edeceğiz. Efendim bugün dünyanın en çok silah satan ülkeleri açıklandı. Türkiye kıl payıyla ilk onu kaçırdı öyle söyleyelim ama 11. sıraya oturdu. Bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının şu sıralarda Türkiye'ye yönelik bir teveccühleri var. İşte o bildikleriniz çoğu Amerikan merkezli zaten. Moody's, Fitch, başka aklıma gelen birkaç tane daha Standard & Poor's. Şimdi biliyorsunuz biz bunlara çok yüz vermiyorduk ama bir anda hani bize iyi davranınca maşallah yerli yabancı hepsini de söyleyelim muhalif ya da değil hükümeti destekleyen olsun manşetlere çekmeye başladı. Biraz onu da konuşmak istiyoruz. Şu sıralarda Çin, Rusya, İran ortak bir askeri tatbikat yapıyor. Umman Körfezi'nde bunun jeopolitik okumasını yapmaya gayret edeceğiz. ABD seçimleri var. Var. Gazze var. Zaten var. Ramazan'ın birinci gününde bile bu reziller durmadılar. Onlarca insana kıydılar. Onu konuşacağız. Yine limandan bahsedeceğiz. Perşembe günü ucu ucuna gelmişti o haber biliyorsunuz. Bir Akdeniz hattının kurulacağı Biden tarafından söylenmişti. Onun biraz daha açmak niyetindeyiz. Zaman kalırsa yine Ukrayna'da şöyle bir göz atacağız. Sayın Avni Özgürer, Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sağ olunuz efendim. Profesör Doktor Hasan Köy'ün İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi hocam. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Onurlandırdınız. Sağ olun. Avni Bey buyurun, herhalde siz şeyi tercih edeceksinizdir. Başlangıç olarak Irak'ı. Evet. Tahmin etmiştim. Tabii öncelikle bütün İslam dünyasına hatta bütün insanlığa Ramazan'ın iyilikler getirmesini temenni ediyoruz. Ben de öyle diliyorum. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama geçen hafta gerekse ondan sonra geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanımızın, Milli Savunma Bakanımızın bir araya geldi. Üçlü zirve. Ki onlar da yurt dışlarına çıkmışlardı. Tabii. Yani Irak şeyleri vardı, temasları vardı onların. Yani herkes kendi gözlemlerini ve temaslarının tablosunu ortaya koyduğu tabloyu şey yaptı, ortaya getirdi. Çemberi tamamlayacağız lafı
hatırlıyorsanız tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İki ülke içinde söylendi ama sanki Irak daha ağırlıklı, ağırlıklı gibi. Yani öncelik, orada belki kemerin açık noktası orada gibi evet. algılandığı için söylemek lazım. Ve nihayetinde dün ikinci ordu komutanının Iraklı askerlerle bir araya gelişi ve Irak hududunda. Evet. Yani ikinci ordu bizim için önemli tabii. Tabii. Yani Türkiye'nin harekat ordusu. Bu alandaki en tecrübeli ordulardan biri. Dünyadaki birinci sırada bile diyebiliriz. Tabii. Yani operasyon gücü bakımından tabii, tecrübesi. Tecrübesi yani, bakımından evet. da öyle. Bir de Türkiye'nin vurucu gücü. Diyelim. Bu önümüzdeki dönemde yani bu bir bahar tablosunun hazır olacağını anlıyoruz. Şimdi bir operasyon öncesi hazırlıklarının Türkiye'nin tamamlanacağı kanaatindeyim ben. Bunda Irak'ın yani hem Kuzey Irak'ta yerel yönetimlerin de bu mutabakatının alındığını, Irak Merkezi Yönetimi'nin mutabakatının alındığını, hatta Türkiye'nin bir takım operasyonları dolayısıyla Suriye hududuna yakın bölgelerini Irak Güvenlik Kuvvetleri bir takım operasyonlar yaparak temizlediler PKK'dan. Öyle mi? Evet, öyle temizlediler. Bunları, orayı Türkiye'nin operasyonuna hazır hale getirdik. Yani temizledik gibi Ankara'ya mesajlar gönderdiklerini biliyoruz, duyuyoruz. Bütün bunların hepsini ne kadar hazırlıkla gerçekleştirildiğini, hangi hedeflerin masaya yatırıldığını işte dünkü toplantıda ortaya konduğunu düşünüyoruz. Yani, abi bir şöyle yapalım. Şöyle sırayla evet, gidelim. Evet. Arkadaşlar o fotoğrafı bir daha verelim. Yani biz diyorsunuz ki bu üçlü fotoğraf evet, birinci olarak Irak'la ilgili. Birinci evet hedef yani, tabii ki bu üçlünün başka şeyler konuşmamış olması düşünülemez. Tabii, ama yani Suriye'de vardır mutlaka. Başka konular da vardır. Çünkü genel güvenlik değerlendirmesi o. Güzel. Evet. O zirve bir bununla ilgili. Aynı zamanda buradaki Hazirun kısa süre önce yurt dışı seyahatleri yaptı. Orada da evet, bunları konuştular. Ardından da bir Irak'ta komutanlarımızın katıldığı ve Iraklı askerlerin de katıldığı ayrı evet, bir toplantı yapıldı. Dört, bir de orada Bağdat yönetiminin evet, iradesiyle PKK'ya yönelik bir takım temizlikler şey var. Sonra hazırlıklar bize var. Şöyle dediniz. Bu herhalde Bağdat'tan mutabık kalındı. Şurayla mutabık kalındı. Evet. Burayla mutabık kalındı. Başka yerlerle de mutabık kalındı mı? Şimdi burada evet, başka mutabakat aradığımız hı hı, ülke... İzinle derken, karıştırmıyoruz. Hayır bunu, yok. Yani bu burada İran olabilirdi hı hı, ama Türkiye herhangi bir mutabakat aramadı İran'la. Hı hı. Çünkü kendi hedeflediği bir coğrafyada ve tehdit algısı konusunda değerlendirmelerini yaptığı bir haritada bu operasyonları yapacak. Yani İran'ın devreye girmesini gerektirecek herhangi bir şey yok. ABD'nin var. ABD'de hayır, haber ABD'nin verildi. ABD'nin de var. Sadece ABD'nin bu Sincar bölgesi konusunda bir bilgilendirileceğini biliyoruz. Belki de bilgilendirildi de. Bilgilendirmişlerdir de tamam, muhakkak. Hı hı. Ama bazen de operasyondan hemen önce yani şöyle bir operasyon gayet geliyor hı, diye. Yani söyleniyor zaten. Hayır söyleniyor ama bir de öncesinde hemen ama hemen öncesinde bu. Yani hemen öncesinden kastım saat farkı. Saniyeler. Ha, oydu, belki o seviyede. Seviyesinde, evet. Hı hı. Bilgilendiriliyor. Onun dışında bir şey yok. Dur. Abi bak, bunları neden
soruyorum biliyor musunuz? İzleyicilerimiz de bazı operasyonlar biliyorsunuz Ürdün sınırına çok yakın yapılıyor Sincar tarafında. Ondan dolayı dedik. Şöyle bunu daha önce kulağa kar suyu kaçırma mahiyetinde biz bu masada konuştuk ama. Evet. Gittikçe ayyuka çıkan bir şey devam ediyor. Evet. Bu cümle şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta PKK'yı terk etti ya da etmek üzere olduğuna ilişkin bir laf. Şimdi bana bunu sıradan bir zamanda sorsanız hani yani gülmem bile, kötü bir şaka derim yani. Fakat bu devam ediyor bu söylence. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim bu konuda. Amerika hiçbir zaman PKK'yı terk etmez. Ya PKK'yı derken yani P deyip onlar PKK lafını sevmiyorlar. Hatta PKK'lıları bir araya geldiği bir toplantıda bir Amerikalı diyor ki marka değiştirin. YPG mi? Evet. Evet yani isminizi değiştirin diyor. Bir de şey oldukça Öcalan'ın resimlerini kullanmayın demişler. Yani bu Türkiye bozuluyor diye söylüyorlar. Yani adamların amacı amaç şey değiştirmek değil yani. Strateji değiştirmek, tavır değiştirmek ya siyaset değiştirmek değil. Bu Türkiye'yi yani ürkütmeyelim. Kışkırtmayalım. Ürkütmeyelim demeyeyim de. Türkiye ürküteceği kadar ürküttü zaten Türkiye. Ama kışkırtmayalım diye düşünüyorlar. Ama ben Amerika'nın bir siyaset değiştireceğini düşünmüyorum. Burada Türkiye'yi bu formül yani Amerika'nın... Suriye'yi söylemiyorlar ama mesela. Ha? Suriye'de böyle bir şey söylemiyorlar. Hayır Suriye için söylüyorum. Tamam, Irak için ama, söylemiyorum yani, zaten. Tamam. Ha. Ben diyorum yani. Ha. Irak'ta diyorlar, Suriye'de demiyorlar. Ha. Suriye'de zaten böyle yani hesapları onların hiçbir şekilde bu siyasette bir değişiklik yok. Çünkü çok uzun senelerdir üzerine yatırım yaptıkları bir şey. PKK. Tamam da abi ne ki ne öyle, olur yani. Öyle yani bu işler böyle kaç ama. Kaç paraysa kaç yani, para Amerika için. Orada diyorlar ki arkadaş bu şeyi biz Suriye'nin genel barış sürecinde Suriye ordusunun içinde eritelim bunu. Siz de yardım edin biz de şey yapalım filan. Yani Türkiye'yi buna razı edelim. Diyorlar. Zaten PKK'nın Suriye'deki uzantılarına baktığımızda çoğu yani bir kısım elbette var mutlaka orada Kürt unsurlar ama Arap unsurlar var. Artık bir kısmı zaten Amerika'dan maaşlı filan unsurlar bunlar çoğu. Yani ama Türkiye'yi mutlaka ikna ederek bir şey yapmanın derdinde Amerika. İkna ederek ama. Ha, Türkiye'yi ikna etmek için de bastıracaklar ama. Peki, muhtemeldir ki CIA Amerika ziyaretinde muhtemelen bu veya buna benzer konular açılmıştır İbrahim Kalın'ın. Yani MIT CIA görüşmesinde Amerika'da bu sizin dediğiniz. Evet bunlar konuşulmuştur yani masaya gelmiştir bunlar. Peki ama mesela. Ama aynı şeyler İbrahim Hakan Fidan'ın görüşmelerinde de bazı şeyler gündeme gelmiştir. Türkiye diyor ki bu operasyonla ilgili bu diyor son. Bitireceğim. Yani zaten. Tabii Irak'la ilgili. Tamam. Yani bir derinliği, genişliği farklı olacak. Tabii. Hepsi birliği hat tamamlanmış olacak. Aradaki evet. Her şeyi de temizlemiş olacağım diyor. Böylece de işte aslında o lafa yeniden dönmüş oluyoruz. Şimdi dediğiniz doğru. O lafa yeniden dönüyoruz ama şimdi burada derinlik dediğimiz zaman Türkiye'nin kendisinin koyduğu bir sınır yok yani. Yani hedef biz adam neredeyse biz de oradayız. Orayı vuracağız diyoruz. Yani bir de Kuzey Irak'ın demografik yapısını değiştirdiler zaten. Türkiye burada artık arkasında yani Türkmenlerin de arkasında. Yani mesele sadece terör örgütünü tepelemek değil mesele. Oradaki Türkmen varlığını da diri durmasını
ve oradaki diyelim ki kuzey efendimize Barzani ile falan veya Taliban ile çatışmaların olmadan bir yapılanmanın içerisinde olmasını istiyor Ankara. Süleyman Bey buyurunuz. Şimdi sizin sorduğunuz soru aslında soru doğuran bir soru. Yani ama cevaplandığına inanıyorsunuz da doğrudur. Yani çünkü buna cevap vermekle kesin cevap vermek çok zor. Çok şey henüz görülmüyor. Yani karanlıkta. Bazı irtibatları kurabiliyoruz ki nitekim siz kurdunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Dairesi'nin teşkilatının başkanı peş peşe Amerika'ya gittiler. Oradaki meslektaşlarıyla görüştüler. Ve geldiler. Ondan sonra işte güvenlik zirvesi oldu. Hı. Ardından Irak'la görüşmeler. Ya bu işin bir ciddiyet kazandığı çok açık. Yani ben Sayın Erdoğan'ın da konuşmasında o sık sık yaptığı biliyorsunuz bir başvurduğu bir ifade var. Bir gece ansızın hı hı. gelebiliriz. Öyle demiyor. Geleceğiz. Tarif veriyor. Şu tabii. Ve geleceğiz tabii. Diyor. Şimdi tabii bunlar birer tespit. Eldeki malzeme bunlar. Bir açıklama yok. Yani şunu görüyoruz diyorsunuz. Bir şey geliyor. Ya bir şey geliyor tabii ki. Yani o anlaşılıyor. Ama bir açıklama yok. Ne Hakan Fidan'dan, ne İbrahim Kalın'dan, ne Savunma Bakanı'ndan. Evet, Savunma Bakanı'ndan. Hı hı. Yani bir milli güvenlik zirvesi yapıldı orada. Ne? Yani ne konuşuldu? Ama tabii çok hayati şeyler konuşuldu. Hiç buna en küçük bir şüphe gölgesi düşüremeyiz. Şimdi ben o zaman şöyle soracağım. Yani biraz metotlu gitmeye gayret ederek. Bu tablonun sahada ne gibi bir karşılığı var? Ya mesela Türk-Amerikan ilişkileri açısından ne değişti de? Çünkü Amerika buna cevaz vermeden. Bir sonraki konumuz hocam o. Ya da konuşabilirsiniz yani. Ama bağlantılı zaten. Bunlar tabii, zaten. Tabii canım. Yani bağlantılı. Rica ederim buyurun. Yani eğer o görüşmelerde bir en azından hani bilgilendirme olamaz. Ama yani peki Amerika Birleşik Devletleri diyelim ki Türk yetkililere. Şimdi Antony Blinken'la Sayın Hakan Fidan arasındaki görüşmede Türkiye ile ABD arasında yeni bir mekanizma. Bu mekanizma değil o. Yani o görüşmelerin yapıldığı mekanizma. Terörle mücadelede yeni bir mekanizma kurulması yönünde mutabakat. Öznesi ne? İşte öznesi ne? Yani? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne göre PYD terörist değil. O zaman ama terörist. PKK terörist. Ama şimdi onu diyor ki söylüyorlar. Ama hukukta bakın çok Süleyman Hoca'ya yani hak verir tarzda konuşacağım. Tarif ettiğiniz kelimeye göre davranılır uluslararası hukukta. Şimdi PKK terörist diyebilir. İleride bir şey söylediği zaman PYD terörist değil. O sistemin dışında PKK dedikler. Yani o metne geçen şey çok önemli. Tabii tabii. Pardon kestim. Yok çok doğru yaptınız hocam. Dolayısıyla yani şimdi bunun öznesi de belirsiz. Biz şimdi ne yapacağız orada? Açıktır ki Türkiye PYD'yi hedefleyecek. Çok açık. Amerika ne diyecek buna? Bugüne kadar onun hamisi olan Amerika ve unutmayalım. Özür dilerim. Şimdi Amerika'da Blinken şeyle görüşüyor, Hakan Fidan'la, Burns şeyle görüşüyor, İbrahim Kalın'la görüşüyor falan. O ara aşağıda sahada da bazı görüşmeler var. CENTCOM başkanı general geliyor bunlarla görüşüyor. Onun tam ne olduğu da tam anlaşılamadı. Hani öteki, standart bir görüşme her zamanki gibi görüşmeler mi yoksa? Ne yani? Hı-hı. Arkanızdayız merak et. Çünkü PKK'dan gelen açıklamalar, PYD PKK'dan gelen açıklamalar ise bir endişeyi dile getiriyor. Yani Afganistan'da olan bizim başımıza da gelecek mi? Çünkü Amerika yeri geliyor, bırakıp gidiyor. Öyle açıklamalar var dikkat var, edin var, PYD'de. Var. Yani evet ve bunu lalettayin insanlar yapmıyor. PYD'nin beyin takımı yapıyor.
Mesela Amerika'da doktora yapmış bir adam yapıyor yani. Amerika'nın bizzat adamı olan bir adam yapıyor. Şimdi dolayısıyla bu merhum Ahmet Kaya'nın dediği gibi yani çok yaman çelişki yani. Bayağı yaman bir çelişki var ortada. Açıklamalar olmadığı için bilmiyoruz. Şimdi şöyle devam edebiliriz gene metotlu bir şekilde. Diyebiliriz ki yani Amerika'yı biz ikna ettik. Amerika en azından göz yumacak. O zaman başka sorular. Nereye kadar? Çizgi ne? Yani orada eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi PYD'yi toptan imha etmek Irak'ta ise Amerika buna cevaz verdi mi? Yoksa işte mesela diyorsunuz ki belli yerleri Amerika'ya önceden söyleyeceğiz. Değil mi yani? Öyle bir ifade. Üstad söyledi. Ya bunların pazarlığı mı yapılmış? Yani nereye kadar? Peki toptan bir imha mı? Toptan bir imha dediğimiz zaman işin ucu Kandil'e kadar bayağı derin yani öyle. Şöyle söyleyeyim hocam, özür dilerim. Kandil'i stratejik bir hedef olarak görmüyor artık Türk Silahlı Kuvvetleri. Oranın boşaldığını şey, görüyor. Bilemiyorum. Kim? Ha, tamam. Yani sizde, ha, Kandil olmaz da aşağısı var. Yani çünkü aşağısı var. Tabii. Başka bir soru. Gene soruların doğurduğu soru. Bunlara ben cevap veremeyeceğim yani. Yani eğer cevap şöyle verirsem haddimi aşmış olurum. Evet. Mesela Sayın Savunma Bakanı bir gazetecilerle bir oturum yaptı. Hı. Çeşitli soruları mesela şöyle başlıklar kullanıldı burada. Bu yaz terör sorun olmaktan çıkacak. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yüksek çıtalar bunlar. Yüksek çıtalar, bravo. ABD ve Rusya karışamaz. ABD'nin YPG'ye desteği devam ediyor. Yunanistan'dan da bahsetmiş. Şimdi bu üçüncü konumuz esasında ve bunu birkaç hafta hep işlemek isterim. Irak'ın geleceği kalkınma yolundan geçiyor. Şimdi evet. Burada şöyle de bir durum var. Bu kalkınma yolu projesinin terörle mücadelede de bölgenin yeni dinamikleri açısından da Ankara tarafından özel bir jeopolitiğe oturtulduğu hissediliyor. Tamam. Bunu da katmak gerekir. Diyor ki yeni Kandil Assos. Yani şeyi görmüyor. Bizim etkili operasyonlarımız sonucunda artık 10-15 yıl önceki Kandil yok. Daha çok güneydeki Assos bölgesine indiler diye tamam, devam ediyor. Kandil. Tam önemli değil o. Tamam. Hani. Ve genel izlenim burada da geçerli. Böyle bir şey geliyor ve bu işte en büyük laf. Bu işte, bu yaz terör sorunu olmaktan çıkacak. En kötü ihtimal Irak'ta gibi bir güçlü izlenime yani inşallah tabii ki buna kapılıyoruz. Yani, yanlış mı abi? Yok, gayet güzel yani bunlar çünkü dediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz gibi bir açıklamadan çok daha ileri açıklama. Hı. Somut yani. Burada iki tane soruyla yüz yüzesiniz hocam. Ekstra sizin kafanızdakilerden başka. Evet. İran ne? Çünkü açıklamalarımız... Ha, yani. Tamam. Tabii hani, işte. Çünkü neydi? Yani onların da adamları var orada. Tabii Haçlı yok. Şabi de orada. Yer yer PYD ile işbirliği yapıyor. Yer yer çatışıyor. Tabii tabii. Başka örgütler var. Var tabii. Talabani yani, meselesi var. Anne abi. Orası tam bir terör yatağı. Ha bu teröristana dönüştürülmek isteniyor şeyin dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi buna izin vermeyeceğiz tamam tabii ki ne yapacağız yani ama bunun nerede başlayıp nereye gittiği kimi hedeflediği nereye kadar hedeflediği bunlar birer soru en azından bu soruları doğru kuralım ki yarın takibi kolay olsun tabii. Başka bir şey gene düşündürtüyor İran siz de işaret ettiniz. İran ve İran'a müzahir İran'la iltisaklı güçler giriyor mu burada? Peki bunu bundan nasıl ayıracağız? Hakikaten çok yani olağanüstü o çetin coğrafyada her hattın başka hatların içine girdiği bir coğrafyada böyle bir operasyonu Türkiye alnının akıyla yapması durumunda çok büyük bir iş yapmış olacak. Onu söyleyeyim. Ama bu işin çetinliğini, zorluğunu da bu sorular vesilesiyle ortaya koyalım. İran'dan ne tarz açıklamalar geliyor? Şimdi bakın.
çok gene doğru işaret ettiniz. Bu kalkınma yolu meselesi. İran buna itirazı var. Şimdi öyle şeyler söylüyoruz ki hani Türkçe bir atasözüdür. İşte gelinim sana söylüyorum. Şey kızım sana söylüyorum. Gelinim evet. Sen anla. İşin ucu İran'ı tutuyor. İran'ın buna nasıl bir tepki vereceği bir başka soru. Bu hesaplanıyor mu? Eminim hesaplanıyor. Biraz rotadan çıkmış gibi gözükeceğim ama İran net açıklama yaptı. Bakın Ermenistan Dışişleri Bakanı'ydı yanılmıyorsam Tahran'a gitti. Tabii tabii. Ve şöyle bir açıklama çıktı. Biz Zengezur koridorunu açtırmayacağız. Evet. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Hocam bir parantez için buyurun. Müsaade edeceğiniz ümit ediyorum. Şimdi iki gün hafta içinde de sonunda da Ulaştırma Bakanımız bu şeylerle ilgili genel yollarla ilgili ve tabii içinde Irak'taki kalkınma yolu ile ilgili çeşitli kanallarda oturumlara katıldı ve izahatta bulundu. Tabii o genellikle teknik bölümü kendi alanıyla ilgili olarak faydalı açıklamalar yaptı. Ancak bir jeopolitik okumaya ihtiyaç duyduğu çok açık. Bu kalkınma Zengezur'la ilgili söylediği bir şey var. Soruldu kendisine. Ne oldu Zengezur? Çünkü o kadarcık bir parça kaldı. Ya İran'dan geçecek ya şeyden geçecek dedi. Bakın ben bu Ermenistan'dan geçecek dedi. Bakın evet. Bu ay içinde dedi. Hatta daha kısa bir süre söyledi ama ben bir ay diye söyleyeyim. Bu ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Hangisi olursa. Tamam işte İran cevabı verdi ama. İşte şey ne cevap verdi acaba Ermenistan? Ermenistan hiçbir şey demedi buna. Ermeni siyaset sınıfı, Ermenistan'ın siyaset sınıfı çok kötü bir imtihan veriyor. Çok kötü. Zaten hiç kimseye sıkıştı. Yani bir anlamda da kendi jeopolitik sıkışmışlıklarıyla da açıklayabilirim bunu. Hı hı. Bu bir çare durumu. Rusya ile bir yandan uzaklaşmak istiyor. Rusya'dan uzaklaşmak istiyor. Bunun için Batı'ya yaklaşıyor. Batı'ya yaklaşınca İran altında oynuyor. İran'ı kaybettiği an Ermenistan. Ki Rusya da gayet akıllı bir şekilde hiç girmiyor topa. İran'la Ermenistan taşını oynuyor. Yani İran taşını sürüyor Ermenistan'ın önüne. Gerçekten girdiği zaman tam girecek. Bak söyleyeyim yani. Tam girecek. O Paşinyanlar falan kaçacak, delik arayacaklar yani. Yani şeyin başına gelenler, şu Gürcistan'daki Sarkaşvili'nin başına gelenler Paşinyan'ın başına gelir yani. Dolayısıyla Ermenistan tel ama dikte etti. Bakın reisiyle görüştü ve reisi dikte ettirdi ona. Dikte etti yani. Dedi ki açılmayacak. O koridor açıl ve alenen söyledi bunu. Şimdi bizim yetkililer hala diyorlarsa ki işte İran'dan geçecek. Komik bir şeye dönüşüyor bu ama. Tersine gidiyor. Ya şimdi İran'dan geçmesi bu yolun İran'ın keyfine kaldı demektir bu işler. Yani siz havuzun musluğunu bu işe esastan karşı çıkan İran'a veriyorsunuz demektir. Kapattı yolu. Ne yapacaksınız? İşte bir çift yol diyorlar. Üstten de gidecek. Ama bakın ya yapmayalım bunları ya. Bunlar hiç jeopolitik değeri yok bunların. İran bu konuda kesin olarak Ermenistan'a da bunu dikte ederek bu koridoru biz tanımıyoruz, istemiyoruz. Bakın egemen coğrafyalardan o yol geçmeyecek dedi. Ne demek bu? Bu Ermenistan'da da geçmeyecek demektir. Bırakın İran'ı. Bunu bir kere böyle görmemiz lazım. Ermenistan'dan geçmeyeceği çok daha net söyleyebilir misiniz hocam? Çok net söyleyebilirim bu açıklamadan sonra. Yani Ermenistan İran'la da köprüleri atıyorsa o zaman zaten Gürcistan'ın başına gelen onun başına gelir ben söyleyeyim yani. Şimdi bu kalkınma yolundan İran'ın daha da çok rahatsız olduğu anlaşılıyor. Yani çünkü kalkınma yolundan rahatsız olan Zengezur koridorundan haydi haydi ve kat be kat rahatsız olmuş. Şey demişlerdi zaten bu savaşın sonunda yani Ermenistan savaşının sonu, Azerbaycan savaşının sonunda jeopolitiği değiştiriyorsunuz demişler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii ki yani. Bu bize uymaz demişlerdi ama. Bu olmaz. Hı-hı. Yani dolayısıyla İran açısından şimdi İran'ı kendi içinde anlayalım. Diyor ki bu tek yol
tarihi İpek yolunda İran, İran'ı İran yapan ne ya? İran'da Allah aşkına coğrafyaya bakın, çöldür. Bir şey yoktur yani. Ne doğru düzgün ırmağı var, ne mümbit arazili. Fakat İran öyle bir yerde ki binlerce sene İpek yolu mecburi oradan geçti. O da İran'ı abat etti işte. İran o yolu bırakmaz, tarihsel olarak bırakmaz. Hele hele ya, eskiden tabii bu yanı sıra başka yollar vardı. Ama bugün dünyasında böyle bir şey yok. Bugün dünyasında tuttuğu yerin ünik, eşsiz, eşi benzeri bulunmayacak bir yol olarak kalmasını istiyor İran, bu haklı olarak yani. Ve kalkınma yoluna da karşı çıkıyor. İran kime oynuyor? Bak, İran hem Çin'e oynuyor, bunu ben daha evvel arz ettim, hem Hindistan'a oynuyor, beraber oynuyor. Hindistan'la anlaşma yapıyor, limanını açıyor, o liman İsrail'e, Hayfa'ya bağlı. Değil mi? O biliyoruz biz onu. Arkamızdaki haritaydı. Evet, tamam, vermişsiniz. Ve bu yol G7 de ilan edildi. Ondan evvel kalkınma yolu ilan edilmişti. G20'de ilan edildi. Şey, affedersiniz, G20'de ilan edildi. Peki hocam, ama şeyi de söyleyeyim. Kalkınma yolu nereye bağlanıyor? Valla ben kalkınma yolunun... Hocam söylediğine göre hiçbir yere bağlanmayacak. Yok, hayır, bağlanmayacak. Hayır, oraya şimdi tamam, oraya kendi inisiyatı, İran kaynak, şey affedersiniz, Irak kaynakları, Türk kaynakları bunu çözmez. Ekonomimiz biliyorsunuz. Hindistan'a bağlanır. Ya Hindistan'a bağlanırsa buna İran itiraz eder. Niye? Dikkat edin yani, şu aralar Hindistan'la Çin alarm oldu. Birbirlerine girecekler yani. Çok fena tansiyon yükseliyor orada. Yani dolayısıyla bunlar rakip. Şimdi bakmayalım biz BRICS'te bunlar yan yana. BRICS yok, gevşek şey. Ama bakın Kuart var orada şey, Hindistan. Ve Çin'e kafa tutan. Bu jeopolitiktir. Ve askeri bir şeydir bu yani, bir boyutu. Tansiyon yükseliyor. Şimdi burada böyle büyük hesaplaşmalar olacak. Ya biz orada yol yapacağız. Ne güzel gelin gemiler. Ya çok çocuksuz şeyler bunlar. Gelin gemiler buradan geçin işte, en güzel yol burası, en ekonomik yol. Yetmiyor bu bugünün dünyasında. Çünkü daha arka planında büyük hesaplaşmalar var. Şimdi dolayısıyla ben bütün bu gelişmelerin Kuzey Irak'taki, çünkü biraz dağıtmış gibi gözükebilirim, çok özür dilerim. Yok, şeye döneriz yani, tüme varımdan başa dönebiliriz. Tabii tabii, dönmek zorundayız. Bunlar çünkü birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Ben daha da bunun, bu sizin çizdiğiniz koridorlar meselesini... Daha da büyütebiliriz bunu. Tabii, yani, tabii. Söyleyeyim yani, yani. Sanki bu Irak kalkınma yolu, İran'ın taşıdığı uluslararası siyasi güç neyse, yeni jeopolitik neyse üzerinde yüklü, Ruslar, Çinler neyse, onu da kesiyor gibi. Yani... Onun üzerine de düşünmek gerekiyor belki. İşte ama mesela, orada kim var bunun arkasında? Bir de Çin de Hindistan rekabetini düşünce ne var arkasında? Onların rekabetinin arkasında ne var? Çünkü para işi bunlar. Yani finansal tabii, tabii. Fon aktarmalarla oluyor. Şimdi onu bilmeden İlginç bir şey böyle hani orada bir liman yapacağız işte işleyecek falan. Bakın böyle bir şey olmaz. Onun için zaten hepsi şu an tamamen hayali tasavvur dünyamızda kalan şeyler. Hiçbirinde bir şey yok. İran bir liman diyor. Var mı o liman? İşte. Peki dünyanın gidişatına bakalım. Dünya tedarik zincirlerinde, dünya ticaret ağında acaba neresini yarın parçalayabiliriz? Neresi kaldı gibi bir temel eğilim var. Kızıldeniz kapandı. Yarın Basra Körfezi kapanabilir. Yani bakıyorsunuz işte Rusya'yı kestiler. Değil mi yani Avrupa ile? Zaten mesele yani, biraz da o. Şu anda izleyicilerimizin izlediği o haritanın en üstü ve en altı, daha doğrusu o Güney Koridor denilen yer kopmuş gibi gözüküyor. Kopmuş. Kuzeyi de kopmuş. Tabii. Bir orta çalışma ihtimali varken kalkınma yolu. Şimdi haritalar çok yol gösterici, fikir tabii, verici. Tabii canım. Ama haritalar bazen aldatıcı. Bir de olabilir, evet. Yani çünkü her lejantını şey iyi okuyacaksınız. Zıttıyla işte kaim bu dünyada. Yani böyle bir takım yollar geçiyor, haritalar yapılıyor falan. Ha falan. O gerçekmiş gibi muamele edemeyiz ki biz bunlara. Olan gidiyor elden. Yani şu an dünyanın ticaret yollarını bir makas kesip duruyor. Şimdi böyle bir iklimde buradan yeni bir yol açıyor mu diyeceğiz yani. Bakın benim endişem şu. Yani bunu tabii ki
yapılmak istenene gölge düşürmek için asla, son derece hüsnü niyetle söylüyorum. Onun için öyle dinlesin bence bizi dinleyenler. Riskleri var bu işin. Acaba diyorum bu süreç Kafkasya'daki gelişmelerde dikkate alınmakla birlikte bir Türk bir Turan şeyiyle, dünyasıyla Fars dünyasını kavga ettirmeye mi dönük? İşte ben Irak'ta ondan şüpheleniyorum. İşte orada başladım zaten tutamazsınız. Ha, tamam. Çünkü biliyorsunuz ben Azerbaycan'ın şimdi... da artık Irak'ta bir kültürel siyasal etkisi var. Ha. Benim şüphelendiğim şu, hani Irak'ta Türk-Amerikan yakınlaşmasının izleri bu bölgeyi, Türkiye'yi, hani acaba biz mi septik davranıyoruz? O soruyu da sormak lazım. Septik olmakta bu konularda fayda vardır bence. Evet hocam. Bence fayda vardır. Çünkü risk hesabı, onların yani şüpheler üzerine risk hesabı yapılır. Yoksa risk hesabı yapmaya gerek yok. Ya benim tabii inancım sonsuz. Bütün bunlar. Tabii tabii hesaplı. Yani Hakan Fidan gibi çok tecrübeli bir devlet adamı. Ayrıca da şahsen tanıdığım için biliyorum entelektüel kapasitesini İbrahim Kalın. Öylesine. Genelkurmay Başkanımız. Yani Genelkurmay Başkanımız tabii evet, onu ben değerlendiriyorum. Onlarla ilgili değil zaten. Şimdi değil bunları hesap, yani bunları ben hesaplıyorum oturduğum bir yerden de. Gayet. Onlar mı hesaplamayacak? Tabii ki hesaplıyorlardır. Şimdi bir de şu soruyu gene sorup uzatmayayım daha fazla. Rica ederim. Çok uzattım galiba hocam. Yok, özür dilerim. düne kadar bu konularda Türkiye'nin en küçük bir girişimde bulunmasına dahi yukarıdan ambargo koyan, blokla karşılık veren Amerika Birleşik Devletleri ne oldu ki diyelim ki açtı önümüzü? Ne oldu? Bu adamlar bir şey almadan bir şey vermez. Ne verildi? Bu intiba sizde de var mı? Ne? Amerika'nın Irak'ta Türkiye'nin önünü açtığı gibi bir izlenim mi kapatıyoruz? Olacaksa tabii açacak. Tabii direnecek mi yani? Tamam o zaman işte soruyor Süleyman Bey, cevap verin. Estağfurullah. Yani hocamın şeyini... Yok yok, onu daha çok daha çok sıkıştıracağım müşteri olur. Şöyle ben yani bir kere bana öyle geliyor ki dünyada, hele şimdi bu Amerikan seçimleri var, Rusya seçimi var, Türkiye'de şu var, bile, bu var. Türkiye'nin yerel yani, seçim olsa bile. Yani bu burada bütün kartlar yeniden şey yapılıyor, karılıyor ve yani Amerika'da Biden'ın yeniden seçileceği ihtimaline göre de bir takım hesaplar, kitaplar, siyaset şeyleri, öngörüleri, tahminleri yapılabilir. Veyahut da Trump'a göre, Trump gelirse ne olacak'a göre bir takım hesaplar, kitaplar yapılabilir. Ve bütün akademisyenlerin filan veyahut da Amerikan Dışişleri, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın veyahut da Amerikan istihbarat kurumlarının ben bunun üzerine çok kafa yorduğunu düşünüyorum ve Amerika'ya yeni bir strateji inşa etmeye çalışıyorlar. Tamam. Bu bundan yana hiçbir şüphem yok. Yani Türkiye'ye İnşallah yaklaşmaları filan hepsi gayet tabii bunun bir parçası. Tamam da ama neyi gözden çıkararak ve nereye kadar? Tabii. Yunanistan'la biz bahar şey yaşıyoruz, kucaklaşıyoruz. Yani hani durup yani dururken ardışık. Burası hani böyle. Neyi sağlama alıyorlar sadece da? Sadece bu değil ama. Sadece bu değil. Yani Rusya'da mesela Suriye'de iki tane deniz üssü var Rusya'nın. Değil mi yani? Tartusu olsun efendim. Temin, evet, o var. Deniz üsleri var. Yani bunları mutlaka korumanın derdinde. Rusya ve koruyacak. Yani canını dişine takmış da olsa korur yani bunları. Onun ötesinde hiç Rus şeyi, Türkiye'nin ilişkilerini, şunları bunları filan, hassasiyetleri filan göz önüne almaksızın Halife Hafter'le oturdu, konuştu ve şeyde Libya'da orada da bir deniz üssü sözünü almış vaziyette. Yani Tobruk'ta yanlış hatırlamıyorsam
Tobruk'ta bir deniz üssü daha kuracak. Oradan Afrika'ya da iniyor. Yani Rusya da bir dünya tasavvuru, gelecek tasavvurunun peşinde. Evet yani İran falan var, tabii Kafkasya hesapları var hepsinin falan. İleride geçelim ama abi bu konuyu. Baktığınız vakit ben İran'ın burada Amerika açısından bakıldığında Ermenistan'ın üzerine daha bir baskı yapabilme kabiliyeti var Amerika'nın. Şunu bu koridoru açın kardeşim. Bu sanırım şeyden de çıkıyor Ermenistan. Yani bu Rusya ile falan bir güvenlik örgütleri var ya. Evet, evet. Orayı evet, da terk evet. ediyor. Yani çıkın burada bu koridoru da açın. Çünkü bu açılmadığı sürece biz Türkmen gazıyla da ilgili olarak bir üzerimizde bir kilit var. Türkmenistan Devlet Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından bir araya gelişinde anladığım o. Bu, Türk Cumhuriyetlerinin de gözlemci üye biliyorsunuz. Tam üye değil. Oralara sonra gelelim mi abi? Yani bütün bunlarda dünyanın beşinci kaya gazı üreticisi. Beşinci büyük. Yani Amerika'dan sonra. Bu müthiş bir güç ve Türkiye üzerinden bu kaya gazının geçmesini Türkmenistan kabul etme eğiliminde. Peki. Ve Amerika'nın telkinleriyle. Şimdi bunlar ya bunlar da bir kart. Olur olmaz, şöyle olur, böyle olur. Onları bilemem. Tabii. Ama yani bütün bunları göz önüne alarak Türkiye yeniden yani nasıl bu diğer ülkeler bir oyun kurmanın derdindelerse Türkiye'de bir oyun kurmanın derdinde. Tabii tabii. Yani bu... Ya bunu öyle PKK böyle filan PKK'ya bakarak sadece oyun kurulmaz yani. Evet. Peki. Hüseyin Hocam tamamlayın isterseniz. Yani şimdi bilmiyorum sorular soruları doğuruyor yani habire yavru tamam, diyor biz sorular. Tamam işte soruları şunun için doğuracağım. Önümüzü görmeye çalışacağım. Görmek için tabii yani en azından trafik işaretlerini görelim ki ne yapalım, nasıl başka? Bir yol nereye kadar gidiyor. Bunun bence İran Türkiye gerilimine dönük bir sonucu olabilir mi? Kafkasya üzerinden başka şeylere eklemlenir mi? Bunlara bakmamız lazım. Yani bunu görmemiz lazım. İkincisi şunu da söyleyip bitireyim. Rusya'da affedersin Suriye'de Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri asla karşı karşıya gelmez. Ben söyleyeyim. Orada öyle yok. Bir daha söyleyeyim. Suriye'de Amerika ve Rusya. Rusya. Bence örtük bir şeyleri de var. Tamam. Düzenleri de var. Ukrayna Fırat'ın gelmiyorlar hani şeyde nasıl? Oralarda başka tabii. İngiltere dinamiği giriyor işin içine. Başka şeyler oluyor. Neyse. Ama burada o hesaplaşma olmaz. Afrika'daki büyük hesaplaşmaya daha var. Tamam. Onu söyleyeyim. Tamam. Ama rol bölüşümü var. Fırat'ın batısındaki coğrafyayı deyim yerindeyse şeye bırakmışlar, Rusya'ya bırakmışlar. Amerika oralara çok müdahil olmuyor. Evet. Doğusuna Rusya hiç müdahil olmuyor. Irak konusunda Rusya'dan kıpırtı yok. Hiçbir şey yok. Ya, Türkiye bir de bunlara bakmak zorunda. Yani diyelim ki Irak'ta terörü bitirmek bence çok büyük bir adım. Eğer muvaffak olursa ki canı gönülden diliyorum ve en az zayiatla. Keşke sıfır zayiatla diyebilsem. Fakat bu Fırat'ın hemen doğusu Rojava değil mi? Oraya bir şey söylüyor evet. mu? Doğru. Söylemiyor. Peki atladık öbür tarafa Tel Rifat'a bir şey söylüyor mu? Oraya Amerika bile müdahil olmuyor. Yani oradaki PKK Rusya'nın PKK'sı. Hı hı. Öyle bir şey yani. Nehri bir geçiyorsunuz Amerika'nın PKK'sı başlıyor. Böyle karmaşık bir, hakikaten çok karmaşık bir tablo var. Ama çok Ankara'da katmanlı. Çok net konuşuyor. Efendim? Yani ne güzel. Yani hani katmanları biz sayabiliyoruz. Bu iyi bir şey. Ama her katmanın kendine göre flu bir noktası var. Ama Ankara için daha berrak bir tablo varmış gibi görünüyor. İnşallah öyledir. Yani tabii yani şey, hareket yani tarzı ve açıklamalara yani baktığımızda böyle. Çünkü biz şeyi bilmiyoruz. Ama şunu da söyleyeyim bitireyim. Çok uzattım özür diliyorum. Buyurun hocam. Ekonomi bu işin
bence can damarlarından bir tanesi. Hakan Fidan veya İbrahim Kalın Amerika'da görüşüyor vesaire ama bütün bunların ekonomik yansımaları var. Yani şimdi ölçmek lazım. Siz hemen başlığı attınız, değinip geçeceğim, ayrıca konuşuruz. Kredi derecelendirme teşkilatları bize niye? Yani sarı ışık bakın, yaktılar. Her şey yani sanki yakmasalar. Böyle bir şey var. Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar rüzgarı, Yunanistan'la bahar rüzgarı, kredi derecelendirme kuruşları. Evet evet evet. Yani tabii, üst üste tabii. Geliyor bu tabii, öyküler. Tabii, bunlar geliyor ama karşı. Bunlar... Şimdi göreceksiniz, bu kupürlerini vereceğim. Evet işte ama şimdi yani tamam da işte ne konuştuk işte, biz daha işte sorular geliyor ya. Gündeme. Bunlar kendiliğinden olmaz. Mesela Üstad dedi ki Amerika yeni bir konsept geliştiriyor. Onun içinde biraz Türkiye de var. Bu konsept bizsiz olmuyor mu abi? Sen niye olmaz. İlla bizi içine sokuyorsun? Olmaz. Peki. Ama işte o konseptte... Yani Amerika'da kendine partnerler... Günaydın. Öncelikler... 4 yıldır neredeymiş? Tabii canım. Yani işte, partner de deyince abartma da yani. Ben yok, belki de abartılı göstereyim. Bir cümle, kelime kullandım. Hayır, partner değil de yani yanına alınacağı adamlar arıyor. Falan kim bunlar? Yani bundan sonra Almanya ile yürürsek ne kazanırız? Başka? Türkiye ile yürürsek ne kazanırız? Başka? Fransa ile yürürsek ne kazanırız? Peki. Başka? Ben Hasan hocamı beklettik ama süreniz rahat hocam. Keyifle konuşunuz. Yani aslında şunu konuşuyoruz. Son saydım. Bir sürü katman var. Siz tabii istediğiniz kadar dallandırın, budaklandırın lütfen. Akıl odasının üslubuna uygundur bu. Ama işte şey de ortada. Yani bir şey geliyor. Nasıl geliyor'yu konuşuyoruz. Şimdi arkadaşların söylediklerini başka cümlelerle herhalde söyleyeceğim. Çünkü hemen hemen... Söyletmem ben hocam öyle. Boyutlarını ortaya koydular. Şimdi bakın, Amerika'ya yapılan görüşmelerde şöyle deniyor. Türkiye, Amerika arasında stratejik mekanizma. Tamam. Güvenlik ve bölgesel işbirliği. Yalnız diyor ki jeopolitik ve bölgesel gelişmelere birlikte hareket etme. Bunu da söylemiş. Şimdi bölgesel başka, jeopolitik deyince olay büyüyor. Yani daha büyük. Şimdi daha büyük olay ne var? Bir de Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski geldiğinde bazı konuşmalar var. İşte barış olmasını istiyoruz. Barışın haklı bir barış olması lazım. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyoruz. Şimdi bu Rusya'nın hoşuna gidecek bir cümle değil. Ama bunu ilk söylemiyor Türkiye. Hani mesela Kırım'ı da her zaman söyledi, savundu. Hayır, onu söylemiyor. Yani toprak bütünlüğü dediği Rusların işgal ettiği bölüm. Orayı da tabii, orayı da kastediyor. Tabii. Ama bugünkü konuşmasında herhalde onu dışlarından bilgi verdiler. Dedi ki Rusya'nın da bu barış görüşmelerinde mutlaka bir tavrına dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten olmazsa olmaz. Zaten oradaki Ukrayna olayları da iyi gitmiyor. Biz Ukrayna ile birlikte yatırım yapacağız. İşte bazı stratejik yatırımlar yapmayı falan düşünüyoruz. Fakat bugünkü gelen bilgilerde Ukrayna çökmek üzere. Öyle mi? New York Times bir yazı yazmış hocam. Yani bu Biden'ın desteklediği... Papa beyaz bayrak çekti. Gerçi sonra indirttiler. Çökmek üzere olan bir ülkeyi Biden memnun olsun diye ya sizde yatırım yapacağız ama sizin borçlarınız, olaylar, Avrupa artık sizi kaldıramıyor. Yani buna Sayın Zelenski dikkat ediyor musunuz? Nasıl gidecek? İşte bu buğday ihracatı bilmem nesi, bu arz yolları, bunlar tehlike içinde oluyor. Başka türlü bir görüşme boyutu var mıdır? Veya basına ve topluma o görüşmeler sızmıyor diyelim. Yani onlar görüşülmüştür. Yani dışişleri biz bildiğimize göre dışişleri, istihbaratımız hepsini biliyordur. Her bölümün ayrı belgesi, istihbaratı var. Amerika ile ilişkiler ayrı, genel ilişkiler ayrı, bilmem ne ilişkiler ayrı, bilmem ne ayrı. 10 tane divizyon var. Sonra jeopolitik dediğiniz zaman bu alanı kapsıyor.
Arkamızda yolların geçtiği alanı kapsıyor. Şimdi o alana kadar olan olaylarda Türkiye geçiş yollarında kritik bir noktada. Peki o alanda Batı'nın desteğini aldığı zaman, demin arkadaşların söylediği gibi, işte İran engeli var, öbür tarafta Ukrayna engeli var, Çin'in bir takım yaklaşımları var. Bunlara Amerika ile birlikte karşı mı olacağız? Yine söylendiği gibi... Şimdi, nereden nereye geldik ya? Değil mi hocam? Tabii. Peki buyurun. Şimdi şeyi de söylediniz. Bizim notumuzu yükselttiler. Hı hı. Çünkü diyor ki o notun şeylerini okudum. Amerika neler yazdı diye. Sen söyleyince okudum. Diyor ki Türk bankaları hükümeti diyor borçlarını bu dönem ödeyebildiği için notlar yükseltilmiştir. Ama önümüzdeki dönem diyor kısıtlı kaynaklarıyla Türkiye'nin ihracat yapabilmesi için ihracat belgesi alması lazım bankalardan diyor. Bankalardan böyle bir şey alıyor ödeyebilir diye. Bunun da diyor İngiliz ve Amerikan bankaları tarafından tasdik edilmesi lazım. Evet tamamdır bu bankanın verdiği banka bunu ödeyebilir. Ve bankaların da diyor borç alma olaylarında bir kısıtlama var diyor. Sarı ışık yakıyor. Tabii. Yeşil ışık değil. Ha, şimdi diyor ki biz size bunu verirsek notunuz düzeldi ama yani beraber genişlemeleri yapacağız. Öbür taraftan dendiği gibi şeye bakıyorum. Bu Irak'ın yapmak istediği yola. Bir kere Ermenistan'a gidecek yol tersine çıkıyor. İran'a gidecek yol tersine çıkıyor. Hiç normal değil ki o. Yani haritaya bakarsan Van'dan gelecek, aşağı doğru inecek, oradan geçecek aşağı. O niye Ermenistan'a, İran'a çıkıp da tekrar böyle gelsin aşağılara? Kalkınma yolu için mi söylüyorsunuz bunu? Evet. Ha oraya gitmiyor hocam o. O bizim içimizden Avrupa'ya. Zengezur'da Süleyman Hoca söyledi. Adam şeyden korkuyor. Çünkü içinde 3-4 tane değişik ve yüksek miktarda nüfusu olan etnik gruplar var. Hindistan'daki etnik gruptan korkuyor. Kuzistan tarafı zaten Araplar olduğu için Saddam Hüseyin oradan saldırdı, vurdu, içerilere kadar girdi. Ortasında da Tahran'a kadar giden bir Türk boyutu var. Her maçta araya kalkıyorlar bizimkiler. Hark hark dinle dinle biz Türk'üz diye bağırıp çağırıyorlar. Şimdi Türkiye Amerika'ya yaklaştığında bu kartı oynayabilir mi? Bir de bugünkü haberlerden biri, Haris'ten okudum. Bir İranlı muhalif şeye gidiyor. İsrail orada bir konuşma yapıyor. Konuşması diyor ki bu rejimden diyor halk memnun değil. Siz diyor bu rejimi yıkmak için İran'a müdahale edin, saldırın. İran'da levhalar asılıyor. Saldırın biz de içeriden size yardım etmeye hazırız diye. İçeride. Bunu da vermiş şeylere. Yani kaldırdılar yahut yakalamaya çalışıyorlar kimlerin astığını. Oradaki muhalif sistemlerden geliyor. Biz de diyor içeriden bastıracağız. Şimdi böyle bir yapı içinde bir başka okuduğum olaylardan biri de İran Suriye'den Amerika'yı çıkarmaya çalışıyor diyor. Ona göre hareket yapıyor, bilmem bombalama yapıyor. O bizim lehimize mi çıkarmaya çalışıyor? Yoksa Şii Alevi yapısı içinde nüfusunu güçlendirmeye mi çalışıyor? O sırada Sünni Türkiye herhalde belli bir kordon saniter yaratmaya çalışıyor. Yani arkadaşların söylediğinden, okuduklarımızdan onu anlıyorum. Yani o bazı koridorlarda boşluk yeri vardı. 30. Çok güzel söylediniz o boşluk lafını. Anladığımı şu hocam, Türkiye bölgenin tamamında bir boşluk görüyor. Ve bunu değerlendirmek için de uygun bir yani katman ilişkisi yürütüyor. Böyle bir hani hava var. İşte yani eski Misak-ı Milli haritasına bakarsanız ben size nereye kadar gideceğini söyleyeyim o hattın. Yani güç boşluğu görüyor. Tabii eski milli Misak-ı Milli haritası daha alttan geçiyordu. Hatay İhlası'ndan. Yani Afrin'i falan içine alan bir haritadır tabii, o zaten. O. Yani Misak-ı Milli olursa burası rahatlar aşağıda kalır. Aşağıda istersen Abızı Devleti kurun ne yaparsanız yapın. O sağlam. Yani dağların altında kalıyorlar. Yüksek arazi Türkiye tuttuğu anda öbür hareketler çok önemli olmayabilir diye düşünüyorum. Yani onu düşünüyorlarsa eğer Genelkurmay'da da her türlü haritalar var. Yani Osmanlı zamanından şeylere kadar olan her türlü bilgi, köylerin bile bilgisi var.
öyle mühimme defterlerinde hangi köyde kaç tane hindi var, kaç tane tavuk var onu bile yazmışlar. Bizim arkadaşların doktora tezleri bir mühimme defteri okuyordu, doktor oluyordu. Öyle hususları da vardı. İran'ın da kendisini korumaya aldığını gözüküyor. Amerika'nın en büyük yanlışı, yani Biden'ın en büyük yanlışı, Ukrayna'ya saldırarak Çin'le birleştirdi. En sonunda Körfez'de İran'la birlikte askeri manevra yapıyorlar. Çin bunlara İki girmiyor. İki tane büyük tatbikat şu anda böyle canlı yaşanıyor. İşte birisi NATO'nun o devasa tatbikatı. Polonya, Çekoslovakya filan 90 bin asker ve sürecek. Bir de işte şimdi bu ki bunu üçü sık sık yapıyorlardı. Rusya, Çin, İran burada yapıyormuş. Ha, şimdi şey, böylece İran kendisini garanti alıyor. Saldırıldığı zaman bu gruplara da saldırmış olacaklar. Halbuki asıl planlaması Amerika'nın Biden gelmeden evvel Rusya'yı yanına çekerek İran'ın nükleer silah yapmasını önleyebilmekti. Çin'le belli bir görüşme boyutundaydı. İki Çin politikasını kabul etmişti Tayvan Çin. Demokratik olursa bu seçim alacaktı. Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silah yapmasını önleyecekti. Şimdi bütün bu stratejiler içinde bu iki ülke nükleer silah yaparsa ve kendilerini zor durumda kalıp yok olacaklarını düşünürlerse bunları kullanırlar. Hatta Pakistan'dan bile yaptığı zaman yapan adamı şerifi idam ettirdi Amerika. Evet, dolaylı şekilde. Putin'e sordular hocam. Yani bakın böyle diyor Batı, yani Rusya saldıracak falan filan, NATO ile savaşacak mı diye sordular. Yani dedi öyle bir şey olamaz. Olsa da zaten gözünüzü açıp kapayacağınız kadar sürer dedi. Tabii yani gönderecekleri daha da büyük şeyler var. O sırada şeyi bekliyoruz. Yani bu yapının değişmesini bekliyoruz ve şöyle söylüyorlar, şu kadar yardım edeceğiz. Amerika'nın yardım edecek gücü yok. 2025 için Pentagon $900 milyar para istemiş. 900 milyar dolar. Yani Türkiye'nin bütçesi Pentagon'a gidecek. Türkiye'nin bütçesi. Tamam da hocam onlar için bir sorun değil ki, paki kağıda basıyor, veriyor. Ama biz de yapamıyoruz ki öyle bir şey. İçerideki enflasyon yükselmesi, orada Coca-Cola bir santim yükselince sokakta yürüyor millet. Öyle şey bir İşte bugün değil. Bir yazı vardı. Dur keşke, yani hiç buraya geleceğini tahmin etmedim. Ama diyor endişelenmeyin. Amerika diyor bunu çok kolay yönetir, size ödetir diyor. Zaten şey, şimdi stratejik işbirliği ne demek? Ha, öyle o mu demek stratejik işbirliği? Tabii yani şimdi İsveç'i aldılar hocam, biraz sonra İsveç o rahat refah kalkınma içinde şey, askeri harcamalar batık giderdir. Rusya'yı batıran olay ne? Herkese bir küçük daire inşa etti. Nükleer silahlar inşa etti. Ondan sonra iflas etti. Sonra takım bu görüşmeler çöktüğünde gidiyorduk şeyde, Bulgaristan'da insan hakları görüşmeleri vardı. Onur Eymen de bu görüşmelerde önemli rol oynuyordu. Ben de konuşmacıyım. Yani insan haklarında bu yapılamaz, göçmen gönderiyorsun özel döneminde. Rus elçisi de dedi sen bir yemek ye dedi. Yani bu çocukla yemek yiyebilirsin dedi. Bakalım ne söyleyecek dedi. Yani biz Bulgaristan'a dedi yükleneceğiz falan. Rus elçisi dedi ki Bulgaristan'a yüklenmeyin. 3 ay içinde dedi Jikov'u göndereceğiz. İyi, bunu dedi söyle. Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Peki biliyorsun. İşte böyle bir samimi bir durum. Dedim bir şey sorabilir miyim size dedi. Buyurun. Dedim yani bizim gözümüzde siz dedim uzaya insan gönderiyorsunuz, nükleer silahlar, Sovyet orduları falan. Dedi size bazı şeyler soracağım dedi. Siz dedi bir Sovyet buzdolabı almak istiyor musunuz dedi. Bizim orası soğuk olduğu için gerek yok herhalde falan. Yani öyle şey olur. Dedi bir Sovyet arabası, Sovyet bir dedi giyim kuşam markası, bir Sovyet dedi lokanta yemek bilmem ne şeyi falan. Ha dedi. Top yaktık dedi. Yağ yok dedi. Ne dedi? Devamlı silah yarışı Amerika'yla. Burası dedi yürümedi dedi. Burada bir virgül koyalım mı hocam? Tamam. Çünkü biraz sonra bunları konuşacağız işte. Bakalım Avni Bey cevaplayacak bu soruları efendim.
Bir kısa reklamımız var, hemen geliyoruz. Evet efendim, döndük. Akıl Odası devam ediyor. Hasan Hocam, yani sonuçta şöyle bir yere geldiniz mi? Yani yakın şeyler söylüyorsunuz ama bir, buraya bir hareket zaten yapılacak, bir şey yaklaşıyor. Bunun şartlarını, yani şöyle konjonktürünü konuşuyoruz. Evet. Bu konjonktürde düne kadar her kımıldayışta sorun çıkaran Amerika Birleşik Devletleri sadece bu konuda değil, bir seri konuda daha yumuşak davranıyor. Bunun sebebi ne? İki, bu mesele İran'ı ve arkasını rahatsız ediyor. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Biz kendi çıkarlarımızı ve güvenliğimizi düşünürüz. Eyvallah, ama bu da bir şey. Bir de PKK konusunda bir değişiklik görüyor musunuz sorusuna cevabınız tam ne? Yani Amerika açısından şimdi söylüyorum. Amerika'nın şöyle de ayırabilirsiniz. Yani Irak PKK'sı başka deyip hani şey gibi, Avni Bey gibi. Şunu anladığını düşünüyorum. Türkiye'nin tekrar batıya doğru bir yönelmesi var. Yani uluslararası sistem bunu gerektiriyor. Türkiye'nin jeopolitik alanı da çok önemli. Yani Amerika için şu anda. Çünkü global çapta yeni bir yapılanma oluyor. Bu yapılanmada Türkiye'yi ve Türk bölgesini es geçemez. Zaten bizden sonra şeye de yakınlaşıyor, Kazakistan'a. Oradaki bir değişik yakınlaşmalar var. Fakat bütün yakınlaştığı ülkeler bu yeni yapılanmanın farkında, çok boyutlu politikalar izliyorlar. Yani Rusya'yı daraltmıyor, İran'a temkinli oluyor, dostluk görüşü yapıyor. Amerika'nın da NATO içinde sistemde duruyor. Ama sorunlar var. Diyor ki ben bu sorunları aşağı çekeyim. Çünkü gelecek dönem içinde, yani bu iki senelik, bir senelik, üç aylık değil, uzun dönem analiz yapıyorlar onlar. Jeopolitik kelimesi girdiğinde uzun dönem. Bakın bu çizdiğiniz koridor, Amerika'yı da öbür tarafa koyun. Meşhur merkez bölgeyi, yani kutuplardan da şey derseniz, çevreleyen bir koridor. Çünkü korktukları Çin, Rusya, biraz daha geniş Kazakistan dahil bu bölge ileride dünyayı yönetecek olan bölge. O bölgeyi çevreliyor, yeni yollar açıyor o bölge dışında. Başa çıkamazsam diye. Yani uzun dönem. O uzun dönemde o bölgenin ortasında Türkiye var. Jeopolitik olarak. Tam ortasında. İki tarafı bağlıyor. Ya Afrika'ya gidip oradan gelecekler. Orada zaten bu göç devam ederse şey olacak. Avrupa, Afrika gibi olacak. Yani zenci nüfusları tepe noktalara çıkacak. Bugün de 2000 Çinli ırmağa geçerek şeye giriyor. Amerika'ya giriyor. Çin'den de kaçıyorlar. Ha, bunu düşünüyor. O yüzden diyor ki bu bir kordon saniter oluşturursa burayı korur. Acaba gene... Hocam bu güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler falan bizi çok canımızı acıttı acaba. Ama öbür türlü, yani Süleyman Hoca'nın dediği gibi Orta Doğu'da bir barışı sağlamak açısından ya İran'ı tamamen ekarte edecekler. Yani şimdi Arapların hiçbiri kendi siyasal yapıları sarsılmasın diye kımıldamıyor. Suudi Arabistan başka türlü yatırımlar yapıyor. Körfez ülkeleri Mısır'a 35 milyar dolar veriyor. Mısır Müslüman kardeşlerle savaşıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Bir İran var bölgede. Bir de Hamas kaldı. Ki Filistin Kurtuluş Örgütü ya Filistin Otoritesi yeni adıyla uzlaşmaya yakın. Yani onunla ileri götürmek istiyor. O halde olayı İsrail'i kabul edebilecek yapı İran'ın ortadan kaldırılması yahut İran'daki rejimin değişmesiyle olabilecek. Başka türlü çözüm yok Orta Doğu'da. Bir de şeyi de ekleyelim buna. Dün müydü, evvelsi gün müydü? İsrail dışlarından çok sert Türkiye'ye karşı. Evet, hem Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı hem Türkiye'ye karşı çok ağır ifadeler kullanılarak terörün başıdır, en çok destekleyendir falan filan gibisinden ifadeler geldi. Onu da konuşmalarınız içinde değerlendirebilirsiniz. Başka yere... Ben de Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Yani karşılıklı. Evet. Tamam. Yani bu tamam da bize bu konuştuğumuz konular hakkında nasıl bir durum? İşte onu şey etmek istiyorum. Yani o sırada İran'ı da karşımıza
alacağız eğer o kadar bir genişleme olursa. İran'ın korktuğu çok PKK değil. İran'ın korktuğu oradaki Sünni yapılanma şey bölgesi. Bizim hemen Hatay'a yakın olan bölge. Evet. IŞİD bilmem ne. Onlara karşı arada sırada saldırıyor. Biz orada olduğumuz için şey, arada sırada Rus birlikleri oraya doğru saldırıyor. Süleyman Hoca'nın gene söylediği gibi Rus birlikleri Amerika'nın orada birbirlerine dokunmuyorlar. Hatta Rusya İsrail'in saldırılarına dokunmuyor ya. S-400 füzeleri var. Antrenman olsun diye niye versin Suriye'ye? Biz Suriye'ye saldırmıyoruz ki. O yüzden tahmin ediyorum bir koridor saliter dediğim 30 kilometreydi, 60 kilometre olur. Irak'ın da içine kadar böyle sardığı zaman onun bölgesinde bir takım garantiler verilebilir diye, bu tam çözüm değil tabii. Bu belli bir zaman içinde 3 sene mi 5 sene mi durumu idare eder. Ama tam çözüm dediğiniz zaman Irak'ta da Suriye'de de aşağı doğru ineceksiniz. İleride içerinin karışmaması için Rusya'ya diyeceksiniz ki sakın bak bir tarafa doğru yaslanıyorum, sakın içerideki yapıları karıştırmayın. Eden biliyoruz Osmanlı savaşlarından. Dışarıdan çok içeridekilerle savaşmışız. Araplarla savaşmışız. İşte öbür etnik gruplarla savaşmışız. Ermenilerle savaşmışız. Rumlar Anadolu'ya çıktıklarında 100 bin kişi. 6 ay içinde Yunan ordusu 200 bine çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Anadolu'da Yunanlılar. O yüzden mübadele yapılıyor. Şimdi yine içimizde seçimlere girecek büyüklükte insanlar var. Yani kitleler var. Onları dürtmeyecekler. Bilmem neyi dürtmeyecekler falan gibi bir sürü, yani iki taraflı çoklu politika izlememiz gerekli. Buna da anlayışla karşılayacaklarını zannediyorum ama %60 batıya doğru bir yakınlaşma var. Peki, onu konuşacağız hocam. %40'la olayı götürmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi mesela şöyle de denilebilir. Bilmiyorum hocalarım ne diyecek. Şundan çok söz ediyorduk. Küresel jeopolitiğin getirdiği Türkiye'ye özel riskler ve Türkiye'ye özel fırsatlar var. Aynen. Bu fırsatların bir parçası burada tezahür de ediyor olabilir. Riskler yine cari olmakla birlikte. Ancak İran konusunda da mesela şöyle bir alıntı yapmak isterim. Bu evvelsi gün İran Devlet Televizyonu'na işte bizim yaptığımız gibi oranın uzmanlarından biri çıktı. Ve bu Zengezur Koridoru meselesi açıldığında şu ifadeleri kullandı. Zengezur Koridoru'nun amacı Nazizm'in 2. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da yaptığı gibi Kafkasya'da Pan-Türkizm düşüncesini yaymaktır. Bu proje kapsamında İran coğrafyasındaki Türklerin, Çin'deki Uygur Türklerinin ve Rusya Federasyonu'ndaki Türklerin pan-Turancılık dalgasından etkilenerek birleşmeleri planlanıyor. Çok önemli. Bu koridorun en büyük hedeflerinden birisi de Şii mezhebini silmektir. Azerbaycan'da Şiiliğe karşı uygulamalar hiçbir batılı ülkede görünmüyor. Diyor, yıkmış yak, yani bu felaket bir konuşma. Ve bütün tuşlara aynı anda Rusya'sı, Kafkasya'sı falan filan gibi. Bunu da şunun için anlıyorum. Yani bu olayların, yani diğer ülkelerdeki görünme biçimi de böyle. Bir şey mi demiştiniz Süleyman Hocam? Ben bir şey mi söyleyeyim? Yok yani bu doğruluyor, bu açıklamada. Tabii. Yani. O yüzden artık şuna geçelim. Şimdi arkadaşlarımız bir süredir döndürüyor. Şu Amerika meselesini bir halledelim. Bak nereden nereye geldi Avni Bey? Siz iyidir tamamdır diyorsunuz. Süleyman Bey ne diyecek bilmiyorum. Bakın. Verin arkadaşlarım bak. Halletmenin bir yolunu bulabiliriz. Neyi? S-400'leri. Evet. Yani F-35'leri. Şimdi S-400'lerin gitmesi bir iş. F-35'lere dönmemiz başka bir iş. Ama diyor ki, hem de söyleyen de James Jeffrey. Tabii öyle. Tamam, bir yolunu bulabiliriz. Ya, buraya kadar indik mi? Değiştir başka şeyi verin. O arada mesela ekleyeyim. İran SU-35 şeyleri alacağız diyor. Su-35'leri alıyoruz hocam, bunu diyor. Ben sizin için geçen sefer alıntı yaptık. Bu yeni başlıklar, Milliyet'in yeni başlıkları mesela, Milliyet Gazetesi'nin yeni manşeti, Washington'la yeni bahar.
Vallahi eski ismi tam ne olduydu ki? O işte Arap Baharı'nın bir özü. Değişti. Sonra, çok kötü bir tane. Ama böyle değil. Baharlar çıkıyor. Yani ben senin baharlar zemeri kışlara. Evet. Büyük Amerikan kötü bir büyükelçisi. Bir şey çağrıştırıyor. Şimdi bunları bir şey iyileştirmek için şunun için sormuyoruz. Şunun için söylüyoruz Avni Bey. Öyle mi durum? Sonra bize gelmeyin ama. Ya kardeşim yani bir Amerika ile masaya otursak bir türlü. Efendim bunlar yine anlaştılar falan. Ya oturmasak, savaşsak başka türlü. Halbuki biz devamlı burada da söylüyoruz değil mi yani? Biz Amerika ile savaş halindeyiz. Bu savaşın savaş illa silahları çektik birbirimizi kim kimi vurursa anlamında değil. Yani kaybettiğimiz şeyler var. Kazanmamız muhtemel bir takım şeyler de var. Şimdi az önce onun için söyledim. Yani bu Ruslarla bir anlaşma yapmışlar. Bu Su-35'leri vereceğiz demişler. Ruslar filan diye. Biz de alacağız diyor. Gayet güzel İran'ın bir açıklaması var. Ruslar hemen Amerika'dan gelen açıklamalardan sonra Ruslar hemen çark ettiler. Ya biz sadece eğitim amaçlı uçak vereceğiz dediler. Yani o ne demek ya? Yani maket uçak mı vereceksin yani? Yani bu İran'ın hevesleri başka şey. Gayet ama hocam, az önce İran adına senin okuduğun... Evet, İran devlet yüzünü adı. Neymiş? Bayraktı. Bu yanlış bir analiz değil yani İran'ın. Doğru okumuş adam. İçimizdeki şeyiz. Evet yani. Doğru okumuş zaten bunu. Biz evet yüksek sesle söylemiyoruz ama doğru okumuş. İkincisi İran meclisinde Tayyip Erdoğan'la ilgili saydırdı adam hatırlıyorsanız. Tabii canım tabii. Bir şeyin yani meselesi. Evet. Yani bir hakaretin bini bin para. Şimdi kardeşim bu ama bu İran'la gırtlağına sarılalım onlar da bizim filan bu anlama gelmiyor tabii. Ya biz yan yanayız ve birlikte götürmek zorundayız bu işleri. O yüzden yani aynı şey Ermenistan için de demin o yüzden yani Süleyman Hocam şey yaparken Ermenistan'la ilgili yani Paşinyan'ı da temizlerler filan dedi Süleyman Hocam. Bana pek öyle Paşinyan'ı filan temizleyebilme güçleri yok kimsenin. Amerika istiyorsa Amerika temizler. Ama istemiyorsa orada Paşinyan'ı zorla tutuyor Amerika. Ve seçtiriyorlar. Alternatifi yok zaten ya Ermenistan'da Paşinyan. Ve adama hani bir Türkçe'de bir laf var yani bu işin yani haddimi aşarak söyleyeyim de yani hani derler ya bu iti öldürene sürtürürler diye. Yani bu Ermenistan-Azerbaycan savaşı böyle bir şey yani. Bunun sonuçlarına Ermenistan katlanacak yani. Ve bunlar da eve hayır demediler yani. Biz hazırız dediler. Ama bir yandan her seferinde hazırız diyorlar. Her seferinde araya ya Fransa giriyor ya Amerika'daki Ermeni lobisi giriyor. Şu giriyor, bu giriyor. Bir bakıyorsun yine çarklar. Efendim şurada bir çatışma, burada bir bilmem ne filan. Ama eninde sonunda biz bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Ha burada Tevfikat'ın lafı var yani. Bir, zafer biraz da hasar ister. Yani biraz da bizden de bir şeyler yani katlanıyoruz yani bazı şeylere diye düşünüyorum. Ama öbür taraftan baktığımızda yani hocalarım daha iyi takdir edecektir ama bütün Avrupa son derece yorgun bu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Sadece Ukrayna Savaşı'ndan dolayı mı? Hayır kardeşim. Gazze Savaşı'ndan dolayı da yorgun. Öbür taraftan bakıyorsun Kızıldeniz'den de yorgun. Yani her taraftan Avrupa'ya çıkıyor bu faturalar. Adamlar fevkalade rahatsızlar. Ve Almanya'sından tut hepsine Fransa'ya varana kadar hepsi iç karışıklıklardan şikayetçi. Şimdi bu tablonun içerisinde
Türkiye'nin bir takım başkaca Türkiye'ye farklı bakışlarla gelişmeye başlıyor bakıyorsun. Bu bir şeydir, bir unsurdur. Ben aynı şekilde yani Amerika'ya baktığın vakit adam Husilerle mi uğraşsın, bilmem neyle mi uğraşsın yani bir bin tane adam çıkıyor bir anda. Üstelik de mesela Husiler konusunda diyorlar ki niye bununla esaslı bir mücadele etmiyorsun diyorlar. Amerika'da diyor ki ya Umman, Suudi Arabistan filan Husiler yani bu, biz şu barış görüşmeleri nereye gidecek diyor ya. Bu. Hadi yani her şey birbirine girmiş vaziyette. Onun için bundan dolayı Amerika'nın yan yana durabileceği insanlara ihtiyacı var ve yan yana durabileceği çıkarlarının hepsi örtüşmese bile bazı fedakarlıklarla yakınında tutabileceği bir ülke yani Türkiye. O bakımdan Ankara'yla daha böyle sıcak şeyleri var. Öbür taraftan Rusya'ya baktığın vakit Rusya'da da aynı şey var. Rusya'nın da ta Sahel bölgesi dahil yani Afrika'da bir yığın hesabı var, kitabı var. Yani Putin evet Ukrayna'dan dolayı, savaştan dolayı filan sıkıntılı filan gibi diye söylüyoruz ama şu anda pek öyle sıkıntılı görünmüyor Putin. Öyle. Gayet Amerika'da rahat görünüyor yani. Gayet rahat görünüyor. Peki abi. Türkiye'nin önündeki şanslardan bir tanesi bu Türkmenistan yani. Türkmenistan iki arada bir derede Cumhurbaşkanımız bu Türkmenistan Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Bu Antalya Diplomasi Forumu'nun böyle bir böylesi güzel şeyleri var. Dünyanın beşinci büyük gaz üreticisi Türkmenistan. Ve bu gazı Türkiye üzerinden geçirmenin derdinde. Şimdi ve bütün bunlar yani gündemde eğer Türkiye abuk subuk bizim iç basının iç tartışmalarına bakarsanız işte bir tane çocuk yani neyse işte bir tane annesi bir kaza yapmışlar falan. Birinci haber buydu ya Türkiye'de dün değil evvelsi gün televizyonların birinci haberiydi ya. Birisi ölmüş, öbürü de Amerika'ya mı kaçmış, Mısır'a mı kaçmış, bir yere kaçmış. Birinci haberdi ya Türkiye'nin. Ya Gazze Savaşı var, bir öğrencisi var. Ne yapıyorsunuz diyeceksin ya. Aynı ülkede mi yaşıyoruz? Acaba günde mi, biz farklı bir şey mi bakıyoruz biz bu ülkede? Ha. Türkiye'de böyle problemler var. Yani Türkiye'de bir medya şeyi var. O bakımdan bunlardan sıyrılırsak biz bu meselelere bakacağız. Zengezur diyoruz. Zengezur'u sözden Türkiye'de gazeteci bilmiyor ya neyin nerede ne olduğunu. Ha biz burada şey yapıyoruz ama nerede kardeş şunu bir göster desen hiç kimsenin parmağını uzatacak hali yok. O bakımdan ben önümüzdeki dönemde bütün bunların gündemimize geleceğini düşünüyorum açıkçası. Peki abi, teşekkür ederim. Süleyman Hocam, siz ekleyeceğiniz bir şeyler var mıydı bana öyle geldi? Yoksa bu Ermenistan'la ilgili... Hayır, onu da söyleyeyim ama bu yakınlaşmanın daha ne anladığımız konusunda galiba tam anlaşamıyoruz. Yani şu, Amerika Birleşik Devletleri orada katılıyorum. Hem size katılıyorum hem Avni Özgür El Üstad'a katılıyorum. Bir farklı bir arayış içinde olduğunu ve bu kurmak istediği yeni oyun eski oyundan ne derece kopuktur bence soru işareti. Orada Türkiye'ye biraz daha fazla rol verme gibi bir eğilimleri var. Ama işte bu yeni rol ne? Yani ben onu hali hazırda şüpheyle karşılıyorum. Eğer bu işin ucunda bir ihtimal olarak... Mesela Türk Dişleri'nin çok temel prensiplerinden biridir. 6-7 ay sonra iktidarının değiştirme ihtimali bulunan bir şimdi, ülkeyle işte öbür konuları da bir geçtik. Hani jeopolitik ortaklık inşası
Nasıl bir şeydir? Bundan kaç kere dişi, yani böyle bir şey var mı? Yani ay şimdi olur olmaz ayrı o konu. Haberlerin abartmalarıyla bakmıyoruz tabii ki. İşte baharmış da şöyle olacakmış da böyle olacak. Bunlar çok gerçekten kapasitesiz bir takım muhabirlerin zihinlerinde ürettiği hikayeler. Ama bir sanki bir nasıl söyleyeyim ılık bir rüzgar esiyor eskiden çünkü buz gibi şeyler değil mi yani rüzgarlar. İklim çok sertti. Şimdi biraz yumuşamış gibi görünüyor da bu işin içerisinde hani ne tür pazarlıklar var ve Türkiye'ye bu verilmek istendiği söylenen yeni rol, Türkiye'nin ne kadar getirileri götürleri hesabı üzerinden başını ağrıtacak, elde ettiklerimiz nispetinde bir şeyler kaybedecek miyiz falan bunları ben işte bir takım sorular olarak koydum. Şimdi şuna dönmek istiyorum bu Kafkasya meselesini. Şimdi Paşinyan'ın tabii üstadın dediği gibi Amerika'yı niye devirsin ki ya zaten adamı. Ya yani Batı'nın adamı bu adam. Bunu devirecek olan Rusya'dır. Yani Rusya şu ana kadar çok serin kanlı ama gözdağı veren bir takım açıklamalar yapıyor Ermenistan üzerinden. Şimdi bakınız. Şöyle kuralım oyunu. Çin. Güzel. Hindistan. Problem var mı aralarında? Savaşın eşiğine getirecek derecede yoğun bir takım problemler var. Son gelen haberler hiç iyi değil bakın söyleyeyim. Birlik kaydırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Tehlikeli. Çin kimle iş tutuyor buna mukabil olarak? Pakistan'la iş tutuyor. Öyle mi? Dolayısıyla Çin-Pakistan ekseni Hindistan'ı karşısına alıyor. Peki, buna bir bakla daha ekliyor, İran'ı katıyor. Ama İran ikili oynadığı için bir de aşağıdan Hindistan'la ilişki kuruyor. Ve bir bakıyorsunuz, İran'la Pakistan karşı karşıya geliveriyor. Şimdi buraya kadar çok böyle girift ilişkiler var. Kafkasya'ya geliyoruz. Çok ilginç bir biçimde Ermenistan'ın karşısında Azerbaycan var. Ermenistan'ın yanında kim var diyorsunuz? İran var ve Hindistan var. Çok ilginç değil mi? Yani Hindistan nere? Nere? Ermenistan nere? Buna mukabil hemen bir bakıyoruz. Pakistan giriyor devreye. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan orada bir blok oluşturuyor. Bunun karşısında Hindistan ve İran var. Buna son olarak da Yunanistan eklemlendi. Evet. Buyurun. Ve Fransa girdi. Şimdi Türkiye-Hindistan ilişkileri. Şimdi bakıyorsunuz işte bir takım gelmeler, gitmeler, ticari ziyaretler, anlaşmalar, şunlar bunlar. Orada Hindistan Müslüman doğuruyor. Daha da doğuracak. Türkiye ile Hindistan ilişkilerini nereye götürecek? Yani hemen doğu sınırlarımızda Hindistan var ve Ermenistan'ın yanında. Bakın ne kadar farklı ve iç içe geçmiş ve çok kısa devre yapmaya müsait akımlar bunlar. Benim düşündüğüm şey şu. Yani Kafkasya'dan çok endişe duyuyorum. Bakın bu Kafkasya meselesini büyütebilirler. Bir kere Fransa Ukrayna'yı yüzüstü bıraktı. Ya asker göndereceğim cartürt bir şeyler söylüyor da hiç onlar bence ikna edici yani sahaya bakalım ne yapıyor. Ama Ermenistan'ı silahlandırıyor. Dikkat edelim. Hindistan Ermenistan'ı silahlandırıyor. Evet, bravo. Şimdi nedir? Bu Zengezur koridoru üzerinden veya başka bir sebeple sebep mi yok yani? Yeniden Azerbaycan'la Ermenistan'ı savaştırmak istiyorlar. Şimdi böyle bir savaşta Türkiye duracak mı? Anlaşmaları var. Yani Türkiye'ye yapılmış yok, bir şey. Tabii canım, baştan söylendi. Bu Türkiye-İran savaşıdır yalnız. Kusura bakmayın. Hı. Türkiye-İran savaşıdır. Biz niye bakalım kusura bakmayın? İran baksın. Ha, İran baksın tabii. Yani o kadar böyle rahat düşünemiyorum ben bu konularda. Yani işin ucu Çin'den başlıyor. Gelip Zengezur koridorunda beni buluyor.
Hindistan çıkıyor karşıma. Hindistan'la beraber Yunanistan çıkıyor. Yunanistan'la beraber İran çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Hocam yalnız İran'ın en kendisi için hayati gibi gördüğümüz, yani Kudüs Tugayları diyorlar bilmem ne falan. O İsrail saldırıları Gazze'de devam ederken İran'ın kılı kıpırdamadı. Tamam, güzel. Buna ben bir şey demiyorum. İran'ın Batı'yla yürüttüğü sözüm ona mücadele, İsrail'le yürüttüğü mücadele sahte. Bunu zaten söyledik. Hindistan'la anlaşması ne demektir ya? İran'ın el altından İngiltere'yle anlaşması demektir yani. Bu kadardır bu yani. Demek istediğim, bu Kafkasya meselesi çok çok kilit öneme sahip ve bunu ben hiçbir şekilde Orta Doğu'da yaşananlardan da kopuk görmüyorum. Asya'nın ortalarında, Türkistan'da, şurada burada yaşanan şeylerden de hiç kopuk görmüyorum. Daha bu haritalar, bu ticaret yolu meseleleri, şu bu, çok su kaldıracak bu işler. Ve kesin bir hesaplaşma olmadan maalesef, yani bilek güreşi sonuçlanmadan da o haritaların kuvveden fiile intikali öyle göründüğü kadar kolay değil. Şimdi herkes burada belli hamleler yapıyor, belli atlara oynuyor vesaire. Ben onu bilemem. Kafkasya bir, ikincisi Moldova ve aşağıda Balkanlar. Yani çok kritik bunlar. Buralarda büyük hesaplaşmalar olmadan ve bunun kazanını net olarak ortaya çıkmadan, böyle şu şuradan şu koridor geçiyor, buradan bu yol geçiyor. Zengezur koridorunu açarlar mı ya? Açmayacaklar. Açtırmayacaklar. İsterse bunun arkasında Amerika olsun. İstiyor olsun. Açtırmazlar. Yani demek istediğim şu, İran'ın tepesine geliyor Batı. İsrail de orada, Fransa da orada, Amerika da orada eminim. Şimdi ne algılayacak İran? Tehdit algılayacak ve bu işin içinde Türkler de var diyecek. Yani gidişat Türkiye ile İran ilişkilerini çok bozmaya dönük. Ben de aynı fikirde. Bu çok endişe verici. Bir de şeyi söyleyeyim, hani oradan geçeyim. Bu Türk-Rus ilişkileri, Zelenski geldi. İşte Zelenski niye geldi? Yani işte barış acaba mümkün mü? Ama yani baktığım zaman evet, bu teklifler de konuşulmuş oluyor, olabilir. İşte Lavrov'un da bazı açıklamaları var falan. Sanki bir hava yakaladık gibi. Fakat bunun içi boş. Maalesef. Silah istedi bizden. Silah. Tersaneye gitti. Bunu şimdi Rusya nasıl değerlendiriyor acaba? Niye Putin'in ziyareti gecikiyor? Ve evet, onu ikinci defa söylüyorsunuz. Putin gelmeyecek mi abi? Gelecek. Ne zaman gelecek? Yani Nisan'da. Mart başında ya. Mart sonunda yani. Seçimlerimizden sonra herhalde. Tabii canım. Hep seçimden sonra. Bilmiyorum ama tabii yani. Ben de hani takip ediyoruz tabii ki. Şimdi hocam, bu işleri de sürüyorlar mı Türkiye'yi bir yere? Türkiye bunu ne kadar karşılıyor? Hemen atlamayacağına eminim. Yani basiretli siyasetini devam ettirecek inşallah. Çünkü sonu çok kötü. Ama işte bu batıya, Hasan hocamın dediği gibi batıya doğru Türkiye'nin hafif böyle bir, nasıl söyleyeyim, yaklaşma meselesi, ki ekonomik sebepleri var, başka bir sürü sebep var filan. Bu ne kadar bizim kontrolümüzde gidecek? İşte %60, %40 dedi. O oranlar birden değişiverir mi? Şimdi bunlar hep hocam, tabii... Siz demin gazeteler üzerinden yürüttünüz ama şimdi bu zaten, bunun hesabını Ankara'nın yaptığını anlıyoruz da biz de bunu tartmak istiyoruz. Mesele bu kadar açık. Sadece mesele haber meselesi değil. Orada mesela açıklamalar var. ABD ile yeni sayfa imkanı var. Yenilenmiş psikoloji gibi. F-35'ler halledilebilir. S-400 halledilebilir. F-35'ler. Şimdi o zaman hani bu haber boyutu değil artık. Bunlar görüşmelerden çıkan ifadeler. Evet, ama işte şu soruyu da hala bize sorduruyor. Ortada bayram yokken eniştemiz geliyor bizi öpüyorsa yani sormak zorundayız yani. Peki. Yani seçimler. Onu unutmayalım abi bey. Tabii canım. O zaman zaten tamamen başka şeyler konuşacağız. Evet. Başka tasarımlar, başka dinamikler. Hasan Bey buyurunuz.
Şimdi şey konuşuyoruz Hasan Hocam. Böyle bir şey var, evet. Gelişen bir süreç var. Hani Bey de, Hüseyin Hocam da kendi tartılarına koydular. Siz kendi tartınızda bunu böyle yerli yerine makul bir şekilde oturtabiliyor musunuz Türk-Amerikan ilişkilerindeki yeni sayfa imkanını? Yani yeni sayfa değil de biraz değişik boyutuyla Türkiye bu ilişkilere alışık. Yani benim gördüğüm NATO sistematiği içinde uzun zamandır kalıyoruz. Bu Amerika ile kaçıncı rahatsızlık içine girdiğimiz durum. Bu sefer biraz daha fazla oldu. Yani 64'te girdik Johnson mektubuyla. 70'te darbe oldu. 74'te bir daha girdik Kıbrıs meselesiyle. Gene ekonomik ambargo uyguladılar. Ben Deniz Gariban 77'de şeye gidiyorum. Yurt dışına konferansa. $300 fazla alamıyorsunuz. Onu da Merkez Bankası'ndan izin çıkartacaksınız. Cebinizde eğer dolar varsa suç oluşturuyor. Kalacağım otelde günlüğü $100. Bir hafta kalacağım. Hiçbir şey yiyip içmeyeceğim. Otelin kapısında yatacağız falan. Böyle bir, kim yaptı bunu? Gene Amerika. Şeyi kesti. Ondan sonra gene bir yakınlaşma olaylar, sağ sol olayları bilmem neler çıktı. Takım hareketleri çıkarttılar. Sonradan memnun olmadıkları, yani bizim memnun olmadığımız şeyi çıkarttılar. FETÖ'yü çıkarttılar. FETÖ o zaman komünize karşı bilmem ne şeylerinin üyesiydi. Ömer abi daha iyi biliyor. Üyesiydi. Oradan çıktı adam. Yoksa ilkokul mezunu komünizm nedir bilmem ne nedir filan. Onu da daha çok geliştirip başka şekilde kullandılar. Bu da bir dahaki dönemde şimdi yeniden. Yani alışıyoruz aile içi kavga dön. Çünkü hala dünya sisteminde başat olarak ekonomi ve uluslararası alanı Batı kontrol ediyor. Yalnız da değil. Amerikalı dediğiniz kim? Avrupa'dan göç edenler. Avrupa'dan göç eden Hristiyanlar. Amerika dediğiniz onlar. 100 sene sonra değişebilir. Ama şimdilik bunlar. O yüzden sistem içinde kavganın belli bir boyutunu yapamıyorsunuz. Şimdi bakın İran'da demin anlatılanlara baktığınızda Batı'nın kenarından bu sefer Müslümanlıktan pek hoşlanmayan, yani Müslüman değil, Şii, Sünni hepsi bir de Rusya ve Çin'e yaklaşıyor. Çin memnun değil ki İslami bir ülkeyle yan yana gelmesi, hele İran gibi. Rusya memnun mu? O da değil ama stratejik olarak o da onlarla birlikte yanaşarak kendisini kurtarmaya çalışıyor. Çünkü orta boy ülkelerin bu sistemlerden birine daha yaklaşık, tam değil de daha yaklaşık olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama arkadaşların, yani Süleyman Hoca başta olmak üzere, şüphelerine ben de katılıyorum. Şimdi bir zaman bir savunma stratejimiz vardı. Savunma strateji Kafkaslardan, koridordan inecek olan, bir de Balkanlardan inecek olan Ruslara karşı. Ne zaman ki Kıbrıs olayları çıktı, Türkiye'nin aklına geldi. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Herhangi bir olayda çıkarma gemimiz yok. Ondan sonra 10 sene çıkarma gemisi yaptığı ve Türkiye'nin de kendi bölgesinde kendi çıkarları olduğu hatırımıza geldi. Onda da Kaddafi lastik vermese hava uçak sistematiğimizi kullanamayacaktık falan filan. Yani kaç defa bu olayları yaşadık. Süleyman şeyleri kapattı, Süleyman Demirel rahmetli. Amerikan üslerin bir kısmını kapattı. Burada 8 üs vardı. Ve uluslararası hukuk dersinde Amerikan üslerinin ülke içindeki hukuki hakları, arabayla gidiyor yurt dışında yemeğe, birisine çarpıp öldürüyor.
görevi yasası verirse biz yargılayamıyoruz. Şey, yarı sömürge Almanya gibi. Ha, onlar falan değişti. E bunlara tahmin eden bir ülke. Şimdi daha kendi boyutları içinde daha az bağımlı. Kendi silahını yapıyor. Ama sistemin içinde olduğu için belli konularda ve genel açıdan Batı sistemine bağlı. Ha, o yüzden yaklaşımlarda fren sistemini kullanmamız gerekiyor. O da şeye bağlı. Yani yönetimin kendi çıkarları da var. Kendi çekindikleri olaylar var. Başka alanlarda tetikleyebilecekleri durumlar var. Hangi neleri tetikleyebilirler? Çünkü birçok olayları ülke içinde tetikleme kabiliyetine sahipler. Onu da gördük. İşte onları şey etmemek için belli bir dengelerde olmak lazım. Yedek parçalar almak zorundasınız, sistem içinde zorundasınız. Rusya'yı idare etmek zorundayız. Zaten 45'lerden beri NATO içinde olmamıza rağmen idare etmişiz. Yani Rusya Türkiye'den çekinmemiş. İşte boğazları tutuyoruz. Ümit ederim inşallah boğazları açtırmaya çalışmazlar bundan sonra. O huylarından vazgeçmişlerdi. Tahıl koridorlarını açtırmaya çalışıyoruz ve barış çözücü, ara bulucu bir rol oynamak istiyoruz. İki tarafın da güvenebileceği bir sistem içinde. Ya ama bunun dışında yeni gelişen dünya sisteminde bazı arz koridorlarının üzerimizden geçmesine ihtiyacımız var. Bazı yatırımların bize gelmesine ihtiyacımız var. Hocam öyle diyorsunuz mesela şeyde özellikle Avrupa basınında ya Türkiye'nin de diyorlar çok fazla yere de footsteps yani ayak basmaya başladı. Hani baktığınız zaman da hani bayağı da fena değil yani bayağı alanda yani bir network mü dersiniz bir onların gibi hani ayak izi mi dersiniz çok geniş bir coğrafyada pozisyon tutuyor. O da var yani. Söylüyorduk yani şey yani biz bir Türk dünyası var diyorduk. Rusya içinde olduğunda pek aldırmıyorlardı. Ama Rusya bitince o Türk dünyasının boyutlarını görmeye başladılar. Onlar da görmeye başladılar. Şimdi askeri derslerde Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinden askerler var. Olayları görüyorlar. Hangi dili ortak konuşalım? Evet. 1800'lerden beri başlayan Türkçülük hareketindeki konuşmalar yeniden canlanıyor. Bir kültür bütünlüğü olması lazım. İşte teşkilat kuruldu, bilmem ne gelişiyor. Ha bu daha gelişebilir mi? Eğer Türkiye'nin bir Fransa kadar ekonomik gücü olsaydı bugün Asya, Orta Asya başka türlü gelişecekti. Yani Türkiye'nin tamamen kültür boyutları oraya nasıl Fransa bütün Afrika'da işgal ettiği yerlerde hala kendi dillerini konuşabiliyorlar. Nasıl Hindistan, Pakistan askeri soru soruyorsun. Adam bana İngilizce cevap veriyor. Yanındakinde dedim yanındaki subayla konuş. Ona göre şey verir. Ona döndü İngilizce anlatıyor. Dedim aynı memleketten değil misiniz ya? Diyor ki o başka kabileden. Yani Pakistan bile tam bir ulus haline gelememiş bu kültürlükten. Ama Türkiye o seviyede olsaydı Orta Asya'ya kadar giden bir boyut Çin'de alın ve Macaristan'a kadar giden bir boyut da var. Yani Avrupa içinde de varız. Balkanlarda da varız. Orta Doğu'da da varız. İşte belki gireceğimiz yerler yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği alan Türklerin bulunduğu alan olacak ki o hattı sağlam şekilde tutasın. Oradaki Türk nüfusunun ve gücünün oluşturması gerekiyor. Ya, ama hocam, buna da izin vermeleri lazım. Spekülatif bir soru sorabilir miyim? Türkiye'nin Türk-Amerikan ilişkileri konuşuyoruz ama Biden üzerinden konuşsak Türkiye'nin Amerikan seçimlerinde daha değişik bir tabloyla karşılaşmamak adına Biden'a yakın davrandığı spekülatif bir soru çok mu spekülatif bir soru olabilir? Yok. Hocam niye biliyorsunuz? Korku. Yani hocam... Ha, sıra iç açısından... Hayır, estağfurullah bir... söyleyeceğim. Ben bana kısa bir cevap vereceğim. Trump Sayın Cumhurbaşkanı'nı da tanıyor. Görüşmeleri de var. Öyle güçlü yönetici tipine de seviyor. Kendisi de aynı modelde. Geldiğinde Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurabileceğini zannediyorum. Ama bu işleri yapacak olan açıkça olmaz. Büyükelçileri
ve arka kapı siyasetinin yoludur. Ondan da bizim haberimiz olamaz. Hayır, ben tam tersini sormuştum hocam. Acaba hani Trump'ı çok hani onu o kadar yakın görmeyebiliyor olabilir mi Ankara? Ha, onu biliyorum. Yani Trump'ın onun için spekülatif. Yani bugüne kadarki kabullerimiz sizin dediğiniz gibi. Konuşması lazım. Yani daha biraz daha seçimlerin boyutu ilerlesin. Asıl peki, konuşmalarını yapacak ondan sonra. Valla bilmiyorum arkadaşlar ne diyor. Hocam, Biden tam niyetini şu anda öğrenebilmiş değiliz hocam. Evet. Geldiğinde ne yapacak yani? Belli değil o. Peki. Şimdi hocam siz ne diyorsunuz? Şimdi Macaristan lideri Orban Amerika'ya gitti. Hı hı. Ve ilk defa açıkça bir lider dedi ki ben Trump'ın kazanmasını istiyorum. Bu Biden'dan hiç hoşlanmıyorum. Trump'la çok güzel işbirliği geliştiririz. Bu da herhalde diplomasi tarihinde de bir ilk olabilir. Yani hani yani isteyen, destekleyen bile olabilir. El altından paradır, şudur, budur. Yani. Ama bunun o topraklarda söylenmesi herhalde ilk. Tabii. Şimdi Orban bu kadarını söylüyorsa... Bizimkiler hayda edilir. Yok. Hı. Putin daha fazlasını düşünüyordur. O söylemez. Ama hissettirdi ama o. Ama hissettiriyor. Canım. Evet, hissettiriyor. Tabii ki. Yani şimdi Trump bir dizilim yapabilir dünya satında. Yani şöyle bakar. Güçlü liderler hocamın dediği gibi. Kim bunlar? Putin güçlü bir lider. Seçime girecek kim endişe ediyor ki yani o seçimi kaybedecek. Mümkün değil. Abi, süpürüp şey. Orban silip süpürüp geldi. Değil mi? Güçlü liderler. Bu arada şey not olarak söyleyeyim. Portekiz'de bir seçim oldu. Baktınız mı hocam bilmiyorum. Çok güçlü bir iktidar vardı. O açısından söylüyorum. Tamamen gitti yerine sağ bir iktidar geldi. Tabii öyle oluyor yani, zaten. Evet. Yani bütün Avrupa'nın şeyine. Şimdi Avrupa'da da yani güçlü. Konu değişmesin de hocam not olarak söyleyeyim dedim. Güçlü liderler kim baktığınız zaman işte mesela potansiyel baktığınız zaman işte bu sağ popülist çizgideki lider adayları. Yani AfD yani Almanya. Almanya'daki aşırı sağ gibi söylenen çok ilginç bir biçimde Almanya'nın Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasına şer düşüyor. Nereden çıkarttınız bu savaşı diyor. Fransa'da benzer olarak Macron topluyor. Değil mi liderleri biz diyor şeye gireceğiz Ukrayna'ya gerekirse Odessa'ya saldırırlarsa evet, veya Kiev'e ben diyor çılgın bir konuşma dinledim diyor. Marie Le Pen'i temsil eden orada Barnaba mıydı bir adam var. Açıklaması. Yani şimdi düşünün. Yani aşırı sağ savaştan kaçıyor. İşte sözüm ona liberal. Yani bunlar savaşı körüklüyorlar. Hakikaten çivisi çıkmış bir dünya yani. Şimdi dolayısıyla Trump'ın gelişi tabii ki dünyaya yeni çiviler çakar ve bazı şeyleri öngörülebilir hale getirir mi? Bir düzen tutturur mu? Yok. Alakası yok. Yani ama Trump'ın kimlerle çalışacağı önemli. Bambaşka bir kadro diyorlar. Bilmiyorum hocam. Hani daha da onların söylediği demokratlar yok, diyorlar. Yok, çok sağlam bir kadroyla geliyor. Felaket bir kadro. Yo, onlar açısından yani, demokratlar öyle tabii, diyor. Tabii, yani. Tabii. Şimdi bizim açımızdan ne? Yani Biden'la şimdi eğri konuşalım. Doğru oturalım. Eğri yanlış söyledim. Eğri oturalım. Doğru konuşalım. Erdoğan'ın Biden'la çalışması, işbirliği yapması, birbirlerini anlamaları, ortak hassasiyet böyle bir şey olabilir mi yani? Mümkün gözükmüyor. Mümkün gözükmüyor. Ama işte böyle şeyler oluyor. Ha. Yani şimdi mesela Biden'la kim anlaşabilir? Meşrebi tutar, tarzı tutar filan. İşte mesela Scholz gibi bir adam tutar. Macron olabilir. İşte şey isim var mı? Sanki varmış gibi konuşuyorsun. Hayır, şeyle de anlaşır o Rus şey İngiltere'deki Sunak. Rishi Sunak'la çok güzel anlaşırlar falan yani baktığınız zaman. Şimdi bunlar bir telden çalıyor. Biden akordu değiştirmek affedersiniz. Trump akordu değiştireceğim ben diyor. Ben farklı bir telden çalacağım diyor. Şimdi bu tel akord tutan bir tel midir?
Öyle söylüyorum. Tereddütlerim var. Yani başlar da sonra akor tutturulabilir mi onu bilmiyorum. Yani Biden'ın farkı şudur. Arkasına bir establishment filan iddialarını aldığı için bir akor tutturmak zorunda. Ve o akordu dışarıdan destekleyen işte adamları buldu. Yani neyi buldu? İşte İsveç hükümetini buldu. Finlandiya'yı buldu. Baltık'takileri buldu. Değil mi? Almanya'da Scholz'u buldu falan. Şimdi bu başka bir akort ve iyi kötü bir akort. Beğenmiyoruz, eleştiriyoruz. Dünyanın başına açtığı dertleri sayıp döküyoruz. Ama bir akort var. Diğerinde akortsuzluk ve bir belirsizlik var. Yani oradan çok daha kakofonik, çok daha normsuz, çok daha öngörülemez bir dünyayı savrulabiliriz. Yani Orban bunu söylüyor da yarın Trump Orban'ı kovarsa ne olacak bir şeyden dolayı yapmaz mı? Yapar. Yapar. Ya Orban kızıp kapıyı çarpıp çıkarsa yapar mı? Yapar. Ya bunlar çok öngörülebilir şeyler değil. Onu söyleyeyim ama gördüğüm o benim Trump'ın gelmesi durumunda hangi sorunlar nereye evrilir? Orta Doğu'da ne olur? Rusya-Ukrayna savaşı falan. Bütün bunları konuşabiliriz ama şunu söyleyebiliriz ki büyük boşluklar doğacak. O şu anda bile yani kara delikler deyin siz ona. Şu evet, anda evet. Var. Ve çok daha güzel söylediniz. Hı-hı. Kara delikler doğacak. O kimleri içine alır, kimler ayakta kalır onları bilmiyorum. Bunun belirtisi ne biliyor musunuz? Nalland'ın gitmesi. Nalland hanımefendi gitti ya. İşte ona Hasan Hoca çok üzüldü. Onu. Ha. Biliyorum. Ve yerine gelen adam. Şimdi bu şu demek. Yani ki, bakın işledik. Trump, yani izleyicilerimse. Trump işi gücü bırakıp Pasifik'e yüklenecek yani. Buralarda büyük boşluklar. Bırak. Avrupa'da bir boşluk olacak. Orta Doğu'da bir boşluk olacak. Oralarda neler olacak? Yani Trump mı ilgilenecek bu ticaret yollarıyla? Trump'ın önce meselesi Çin'in defterini dürmek. Açık. Ama yani şimdi baktığınız zaman yani Biden döneminde işte Pasifik zaman zaman ısınıyor. İşte Orta Doğu'da bir şeyler oluyor. Amerika Avrupa'ya giriyor. Avrupa ile Rusya yani şimdi baktığınız zaman iyi kötü yani hepsini yönetmeye çalışan bir Amerika. Beceremedi tabii ki altında kaldı da Trump onu yapmayacak. Trump doğrudan yani kitabın ortasından gidecek. Bu açık. Ve bu çok büyük boşluklar doğuracak. Yatırım yapılabilir boşluklar mıdır bunlar? Orada kim en büyük yatırım yapıp en büyük sonucu elde edecek? Vallahi bilmiyorum yani. Onun için mesela yani Erdoğan Trump'la bir yere kadar anlaşabilir ama bir yerden sonra ne olur? Peki. Bilhassa Orta Doğu olunca onları çok kestiremiyorum. Evet, bir reklama gideceğiz efendim. Bayağı bir yarım kaldı bu konu. Daha çok konuşacağız, konuşmak zorunda kalacağız. Türkiye'nin gündemi şu anda çok farklı, çok normaldir o da seçimler vesaire. Ama ciddi bir süreç gelişiyor. Zaten harekat başladığı zaman emin olun gündem diye bir şey kalmayacak. Sadece ona odaklanacağız. Ama bununla beraber Türkiye'nin uluslararası pozisyonu da bizim takip alanımızda olacak. Reklamlara gidiyoruz, dönüşte veda edeceğiz efendim. Evet efendim, Perşembe günü devam edeceğiz. Başka konuları da ekleyerek. Bunlar çok yarım konular. İnşallah daha çok bilgiyle tamamlayacağız. Avni Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Süleyman Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı aynı saatte huzurlarınızda olmak dileğiyle efendim. İyi geceler.